182. Cuma raporunda yine karşınızdayız arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi yanımda Ersin abi var. Nasılsın abi? Gayet iyi Aydın, sen nasılsın? Benim biraz seslerden bellidir. Biraz ciğerlerde sıkıntı var. Dünden beri öksürüyorum. Bakalım ama geçecek inşallah bu hafta sonu, öyle dinlenirim güzelce. Doğuştan kapmış olma ihtimalin var mı yüksek o şeyi? Yani benden iki gün öncesinde sen hep öksürüyordun Doğuş'cu. Hiç benimle ne alakası var değil mi? Peki. Koruyun kendinizi. Bu mevsim hastalık için arkadaşlarımız da korusunlar, evet, kendilerini. Tam böyle. Bu mevsim evet böyle hava bir iyileşiyor, bir yağmur yağıyor bilmem ne filan. Şey için ne derler, hastalık için çok uygun mevsimler. O yüzden çok fazla da hasta oluyoruz. Doğuş da kendisini korusun, sen de koru. Biz izleyenlerimiz de korusunlar. Yine böyle hareketli bir haftayı geride bıraktık. Geçen hafta mesela sen Cuma raporuna girerken dur dedim, dolar. Aynen. Yani duralım, bekleyelim, bu fiyattan dolar dışında başka bir şey konuşulur mu filan dedik. Bir hafta içinde galiba o zaman dolar 11 liraydı yanlış hatırlamıyorsam. Sanırım evet. Yani 11 liraydı. Sonra 12 oldu, 13 oldu. 13 küsür lira gördü. En çok kaçı gördü? 13... 13.5'u geçti sanırım. Geçti mi resmi olarak? Yanlış hatırlamıyorsam geçmişti. Okey. Ondan sonra euro, şimdi şu geçti. Anda bakıyorum 12 liraya düşmüş. Benim ofiste uzun zamandan beri söylediğim bir şey var biliyorsun. Dün çektiğimiz şu iPhone fiyat videosunda da söyledim. 11'den sonraki yükselişler bu kısa vade için şey değil. Mantıklı yükselişler yani değil. Hatırlıyorsan ofiste de zaten defalarca bu kurun ne yapıp ne edip bir gelip 11.80'leri görmesi lazım. Hatta belki 11'in altını bile görür. Tabii ki orada ne kadar kalıcı olarak kalır o şaibeli filan dedim. İşte dün 12.30'du galiba, şimdi 12'ye düşmüş. İnşallah arkadaşlarımız bu videoyu izledikleri zaman 12'nin de altına düşmüş olur biraz. Bu arada köpüğü alınıyor çünkü sen piyasayı sahipsiz bıraktığın zaman bazı çakallar bu piyasadaki manipülasyonu en tepeye çıkartıyorlar. İnşallah 13'den 13 küsürden çok fazla dolar alan izleyenimiz yoktur. Çünkü o arkadaşlar ben tahmin ediyorum ki en az bir 5-6 ay o doları taşımak zorunda kalacaklar şeylerinde, üzerlerinde. Yine geçen haftaki Cuma raporuna baktığımda Aydoğan, bizim bu Cuma raporlarımızın sağ alt sol alt köşesinde bir rakamımız var ya, üzülerek takip etmemiz gereken bir rakam. O 345'miş o rakam geçen hafta. Bu hafta o rakam 353. Yani 7 günde 8 tane daha kadınımızı misaki milli sınırları içinde öldürmüşüz, katletmişiz anlamına geliyor bu. Arkadaşlar soruyorlar o rakam neyin rakamı diye. Aşağıda ekranda gördüğünüz rakam arkadaşlar anıtsayac.com'un duyurduğu, aslında duyurmak burada ne derece doğru bir tabir bilmiyorum ama duyurduğu şiddetten ölen kadınların Türkiye'deki sayısı. Evet. Merak eden anıtsayac.com'a girsin. Tamamının isimleri de orada yazıyor. Yıllara göre ayrılmış bir şekilde. Kimleri öldürmüşüz ve hangi şartlar altında, kocaları tarafından mı, sevgilileri tarafından mı, bir aile bireyleri tarafından mı şiddet görerek öldürülmüşler. Onu oradan baksınlar. Bu arada bu şeyle alakalı, kadına şiddetle alakalı bir başka şeyimiz, evet, daha var, derdimiz daha var. Birisi diyelim buna, Recep Eray Hakver, 20 yaşlarındaki bir kız çocuğunu, Cennet isimli bir kız çocuğunu boğarak öldürdü bu arkadaş geçmişte. Ve öldürdüğü yerdeki belediyeye ve polise ait kamera kayıtlarına yansıdığı kadarıyla da müzik dinleyerek, dans ederek suç mahallini terk etti öldürdükten sonra. Tutuklandı. Mahkemeye çıkartıldı. Mahkemede ne dedi biliyor musun Aydoğan? Bu hafta içinde oldu bu. Yanlışlıkla öldürdüm dedi. Evet. Yanlışlıkla öldürdüm dedi. Cennet'i, 20 yaşlarındaki bir kız çocuğunu yanlışlıkla öldürdüm dedi. Ve mahkemede iyi halden savcının istediği müebbet hapis cezası istemini 25 yıla indirdi. İyi halden. İyi hal. Yanlışlıkla öldürdüm. Pardon, yanlışlıkla olmuş demiş herhalde onu. Şimdi bunu niye söyledim? Bu aslında geçmişe dayalı bir şey. Niye söyledim? Cennet bu hafta değil, daha önce, çok çok daha önce aramızdan ayrıldı. Bu haftada tüm Türkiye bir tane
metro yolcusunun çektiği görüntülerden Kadıköy zorbası mı diyeceğiz, ne diyeceğiz? Yani. Kadıköy vandalı mı diyeceğiz? Yani başka şeyler de denir de burada uymaz. Aynen öyle, başka şeyler de denir. Zorbası diyelim biz. Başka birinin şeyini gördü değil mi? Yaşattığı korkuyu gördü, yaşattığı korkuyu izledi. Sonrasında öğrendim ki, ben dün öğrendim ki, orada bir maske takma konusuyla ilgili bir tartışma çıkıyor. Aslında bu üstüne yürüdüğü hanımefendiye değil, başka biriyle tartışıyor. Evet. Bu üstüne yürüdüğü hanımefendiye galiba karşı bir adım öne çıkıyor. Şey, sen nasıl aynen konuşuyorsun bilmem ne filan diye. O da bir cebinden böyle bir ekmek bıçağı tarzı bir bıçak çıkartıp sizi keserim lan da filan bağlayan bir tweet okuyor orada. Evet. Bütün vagonu terörize ediyor. Sonrasında tabii ki şey yap, ne derler, bulundu, tutuklandı. Evet. Şimdi o tutuklanma, emniyetin yayınladığı tutuklanma videosu senaryodur değildir bilmem ne falan, ayrı mevzu. Bırakalım da emniyet güçleri de işlerini yaptıkları için biraz şey yapsınlar. Yani, derler, o zaten duyurulması için şey, hani sadece yakalandı demekle bu tarz şey paylaşımlar. Aynen, yok, onlar da bu işte gurur duysunlar biraz adam. Sonuçta şunu beklemiyoruz değil mi? Yani. Emniyet kuvvetlerinin o anda peronda olup olaya anında müdahale etmelerini beklemiyoruz. Yani hiçbir suçta böyle bir şey beklemiyoruz. Emniyet görevlilerinden beklediğimiz şey nedir? Anayasanın onlara verdiği yetkiler dahilinde kolluk güçleri, gücü görevini yerine getirmeleridir. Yani böyle bir olay olduktan sonra bu olaya neden olan kişiyi bulup, tutuklayıp, olayı zapta geçirip savcılığa teslim etmektir. Aynen. Yapmaları gereken iş budur. O yüzden emniyet yapması gereken işi yapmış. Yapması gereken işi yaparken de o yayınladığı videoyla, işte halı yuvarla yapılmış, duvarın kenarına koyulmuş, evde eleman maskeyle oturup polisi bekliyormuş filan gibi hikaye. Bırakın olsun, bunlar şey değil, yani şikayet edeceğimiz işler değil. Ama şikayet edeceğimiz başka işler var. Mesela bir adam Türkiye'de, Türkiye'nin en büyük şehri olan İstanbul'da, İstanbul'un çok önemli bir bölgesi olan Kadıköy'de cebinde kocaman bir ekmek bıçağı taşıyarak dolaşabiliyor mesela. Yani, bu metroya girebiliyor. Metroya girebiliyor ve fütursuzca insanları tehdit edebiliyor. Yani orada o görüntüyü çeken kişi olmasa belki bu adam bunu 50 kere daha ya da buna benzer adamlar bunu 100 kere daha yapıyorlar ve kimse haberdar olmadığı için bir sosyal medya baskısı oluşmadığından. 20 tane mini adama şey varmış. Kaydı varmış. Ben orada takıldığım bir nokta oldu abi. Bu hem emniyet güçleri tarafında hem işte bıçakla o kadar girebilmesi. Ya benim bildiğim kadarıyla herhangi bir metro istasyonuna girerken şeyden geçiyorsun. Dedektörden geçiyorsun. Orada en azından bazen özel güvenliğin yanında emniyet güçleri de oluyor. Özellikle şeyi de çok görüyordum. Üsküdar'da hem Marmara hem şey girişinde, metro girişinde bir ya da iki tane emniyet görevlisi de oluyordu. Tamam, hani orada dur kalkma falan filan şey yapmaları belki şeydir de, yani bıçakla da girilebilecekse o dedektörün mesela ne işe yaradığını orada bir merak ettim. Şimdi orada tabii çok büyük sorunlar var. Yani Ekrem İmamoğlu herhangi bir şey olduğu zaman, herhangi iyi bir şey olduğu zaman bunu çok güzel anlatıyor. Ama mesela o an, oradaki videonun çekildiği an, olayın başladığı an değil. Onu tahmin etmek lazım. Çünkü tabii cep telefonunu çıkartıp o adamın o ekranı olanları çekmeye başlaması da bir süre. Aynen. Yani vagon durmuş, vagonun içinde bir olaylar oluyor. Birileri bıçak çekiyor, birileri bağırıyor, çağırıyor, kavga bilmem ne filan var. Ama ortada metronun güvenliği yok mesela. Hani evet, sorduğum soruda çok haklısın. O bıçak metroya nasıl giriyor? Bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çözmesi gereken bir sorun. Evet. Fakat o adam orada birisini de öldürse maazallah, yaralasa, ortalıkta güvenlik görevlisi yok. Evet. Bak, İstanbul'da bugün metrobüs istasyonlarının, duraklarının tamamında sigara içiliyor. Otobüs duraklarında, YTT duraklarında sigara içilmesi yasak. Gidip o metrobüs durağındaki görevliye söylediğin zaman görevli çoğunlukla ben bir şey yapamam diyor. Abi sen güvenlik görevlisin, nasıl bir şey yapamazsın? O sigaranın içilmesine sen engel olacaksın. Aynen. Adam otobüs beklerken, metrobüsünü beklerken sigara içmeyecek, bu kadar basit. Kural bu çünkü. Evet. Yani İstanbul Belediyesi'nin zapturapt altına alması gereken çok fazla iş var. Bu şehrin güvenliğini sadece emniyet kuvvetlerinin sırtına bırakamayasılar, bırakmamalılar. Ama tabii şöyle bir hikaye de var.
Şimdi ben vakti zamanında uzunca bir süre işte bir İtalya tatili yaptım. Yanlış hatırlamıyorsam Napoli'den Milano'ya doğru böyle çıkarken trenle, yani uzun bir tren yolculuğu sırasında. Suzan daha iyi hatırlar bunu. Vagonda ki bu metro gibi şehir içinde giden bir ulaşım aracı olmaz. Yani şehirden şehire giden vagonda bazı biletsiz yolcuları İtalyan polisi 3 dakikada falan paketledi. Ve o biletsiz yolcuların sanırım bir kısmının da işte mülteci, yani aşağıda Napoli'ye kadar inmiştik. Hı hı. Onlar Napoli ana durakta değil de bir iki durak sonra böyle bir köy gibi bir yerden bindiler. Şey olarak hatırlıyorum. Yani o anları anlatmak mümkün değil. Çünkü böyle çok şey gibi yaşadık biz o anları vagonda. Böyle film karesi gibi yaşadık şey olarak. Ama bir tane polis memuru, sivil polis memuru, 10-12 tane biletsiz yolcuyu, biletsiz yolculardan bir tanesi kondüktöre, bilet soran kişiye ters cevap verip sesini biraz yükselttiği zaman diğerlerine ceza kesilirken bilmem ne falan hiç müdahale etmeyip o anda 10-12'sini birden tek bir adam tuttu ve trenden aşağıya indirdi. Polis olduğunu da söyledi. Bizim trenimiz kalktı, ondan sonra ne olduğunu bilmiyoruz. Yani şunu söylemeye çalışıyorum aslında. Şimdi çok fazla arkadaşımızı polis yaptık değil mi son zamanlarda? Yetmedi, üzerine bir de bekçiler yaptık. Öyle değil mi? Evet. Ben şöyle düşünüyorum Aydoğan, bu bekçilerden, polislerden bir tanesi, birer tanesi her bir seferde bir metrobüste, bir vapurda, bir metroda bulunabilirler. Bu çok zor bir iş değil. Yani ya özellikle İstanbul'un, uçak için öyle bir kural var diye söyleniyor. İstanbul'un 10 milyon olduğunu söylüyorsak, İstanbul'da çok büyük suçlar işlendiğini düşünüyorsak, o zaman böyle bir kaynak ayrılamaz mı mesela? Ya da şunu da söylemek lazım. Şimdi memur arkadaşlar bana kızacaklar da, yeni işe almalar yapılmadan mevcut polisler de bu işi şey yapamazlar mı? Çözemezler mi filan? Yani esas söylemeye çalıştığım şey burada, polis filan diye esas söylemeye çalıştığım şey şu. İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir kampanya başlatmadılar bence bu olaydan yola çıkarak. Bak şimdi mesela orada ilk tartışılan kadının kimliği düne kadar tespit edilememişti. Bu senin suratını keserim dediği hanımefendinin kimliği tespit edilmişti. Ama esas tespit edilmemişti. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ya da İstanbul Savcılığı'nın İstanbul Barosu ile birlikte şöyle bir çağrı yapması lazım. O gün o anda o vagonda olan herkesin bu kişiyle ilgili suç duyurusunda bulunmasını sağlamaları gerekiyor. Yani savcılık toplum düzenini bozduğu için, kanunlara aykırı davrandığı için, insanları tehdit ettiği için vesaire vesaire vesaire. Tabii ki bu zat-ı muhteremle ilgili en ağır cezayı isteyecektir şeyden, hakimden. Ama işte bak biraz önce gördük, yanlışlıkla öldürdüm dediği için müebbet hapis cezası 25 yıla çevrilmiş. Ve bu adamın da sen söylüyorsun, 20 tane zaten dosyası kaydı varmış bunun öncesinde diye. O yüzden mümkün olduğu kadar çok insanın bu zat-ı muhteremden şikayetçi olmasını bir seferberlik haline kamu gücüyle getirilmesi gerekiyor. Ve hatta dün değil bir önceki gün o vagonda olmayan senin benim gibi insanların bile bu şehirde yaşama, güvenle yaşama hakkımız elimizden alınıyor filan filan gibi bazı, bilmiyorum bunların ne olduğunu. Bunları tabii ki savcılık makamı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin avukat hukuk bürosu, İstanbul Barosu filan benden çok çok daha iyi bir. Herkesin, o 10 milyon İstanbullunun tamamının bu adamla ilgili dava açabilmesinin önünü açmaları lazım. Çok doğru. Bu bir nevi temiz eller operasyonu gibi bir operasyona dönmeli. Ve bu adam nezdinde o kadar büyük bir ceza verilmeli ki. Şimdi bazı arkadaşlar diyecekler ki iyi 10 milyon insan dava etsin, adalet sistemi zaten kilitlenmiş, 10 milyon tane dava ile. Yok hayır, 10 milyon tane aynı dava açılması mümkünse açılır. 10 milyon dava birleştirilir. Hakim bir ceza verir, 10 milyon katını uygular. İş bu kadar basit. Şöyle. Muazzam bir ceza ortaya çıkması lazım ki
cebine tırnak makasını alıp sokağa çıkan adam bile bir düşünsün bundan sonrasında. Yani bir şehri arkadaşlar yapmayın etmeyinle temizleyemezsin. Hele İstanbul gibi bir şehri. İstanbul'da çok katı önlemler alman gerekiyor. Almazsan anıt sayaçtaki sayı her gün yükselir. Önlemleri almazsan bugün metroda olan olay yarın deniz otobüsünde olur, vapurda olur, metrobüste olur, bilmem nerede olur, olur da olur. Hatta belki zaten dediğimiz gibi oluyordur da biz bilmiyoruzdur, biz görmüyoruzdur. Çünkü niye? Delikanlı birisi çıkıp, cesaretli birisi çıkıp çekmiyordur videoya. Başka bir delikanlı kadın çıkıp itiraz etmiyordur. Sen nasıl bağırıyorsun bu kadına bilmem ne filan filan diye. Bunlar iyi şeyler mi? Bunlar iyi şeyler tabii ki. Birinin çekmesi, birinin kafa tutması ama nereye kadar iyi? Karşındaki adam bıçak çekinceye kadar iyi. Evet. O saatten sonra çünkü iş farklı bir boyuta taşınıyor. İşin farklı bir boyuta taşınmaması için ve bunun örnek olması için bir daha söylemek lazım. İçişleri Bakanlığı kurum olarak ve İçişleri Bakanı kişi olarak. Adalet Bakanlığı kurum olarak ve Adalet Bakanı kişi olarak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi kurum olarak ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı kişi olarak. İstanbul Valiliği kurum olarak ve İstanbul Valisi kişi olarak. İstanbul Barosu tüm yurttaşların bu konuyla ilgili şikayetçi olabilmesini sağlayacak bir seferberlik başlatmalılar. Eğer bu tarz olayların sokaklarda olmasını engellemek gibi bir niyetimiz varsa. Doğru. Ha, eğer engellemek gibi bir niyetimiz yok. Arada sırada böyle birisi çıksın birilerini öldürsün. Kim gibi? Mesela işte Recep Eray Hakver gibi. Recep'in Cennet'i öldürdüğü gibi. Ya da o vagondaki o hanımefendiye senin yüzünü keserim diyen herifin yüzünü kesmekten öteye gittiği gibi. Sonra da biz böyle bir polis baskınıyla onu şey yaparız. Ne derler? Yakalarız. Twitter'dan da paylaşırız. Kahraman Türk polisi deriz. O iş biter modundaysak o zaman çok fazla bir şey yapmaya gerek yok. Bu Zat-ı Muhterem'in 21. kaydı olarak dosyaya geçer. Evet. Daha önceki 20 kayıt nasıl kapandıysa, nasıl çözüldüyse filan bir formda çözülür. Ayrıca bu arkadaş bir de kendisini kafa tutan iki tane kadından da şikayetçi olmuş. Evet. Yani hani böyle hikayeler de var ya şey olarak. Bunu çok örnek vaka olarak, o Amerikalıların case study'deki evet. Bir hikaye var ya. Örnek vaka olarak Türk adaleti, Türk toplumu ele alabilirse eğer yol alma ihtimalimiz var. İyiye doğru yol alma ihtimalimiz var. Umarım. Ama eğer bunu şey yapamazsak, adam yakalandı ne güzel ya bağlar ve unutursak, zaten bence en büyük sorunlarımızdan birisi unutmak. Unutursak anıt sayaçtaki rakamın hızla yükseldiğini, bir haftada, 7 günlük haftada 8 kişi bakar mısın? Hızla yükseldiğini. İşte bu tarz olayların da olduğunu, olmaya devam ettiğini, sadece kadına, çocuğa değil hayvana filan filan yani mağdur olabilecek herkese karşı. 2 hafta önce neyi konuşuyorduk? Başka birisinin samuray kılıcıyla İstanbul'da, Tokyo'da filan değil İstanbul'da bir kız çocuğunu yine öldürdüğünü konuşuyorduk ya. Bunları konuşuyoruz, ömrümüz konuşmakla geçer. Evet, maalesef. Ben kendi adıma bunu hep söylüyorum. Arkadaşlar dalga geçtiğimi zannediyorlar. Ben 50 yaşına geliyorum artık. Bir 50 yıl daha yaşamayacağım büyük bir ihtimalle. Bir 50 yıl daha yaşayacak olursam da bunların aynı şeylerin konuşulmasını istemiyorum. Yani ben çok konuştum diyorum. Benden sonrakiler, sen, sizlerden daha genç olanlar, bizi izleyen arkadaşlarımız. Bunları konuşmakla, bunlardan korkmakla zaman harcamasın kimse. Bunları konuşmak, bunlardan korkmak yerine kitap okur insanlar o zaman diliminde. Bir şeyler üretmeye çalışırlar. Ülkenin haline üzülmek vatandaşın çok fazla görevi değil bence. Yani onu değiştirmek vatandaşın için vatandaşlık görevi çok net. Bazı şeylerde bitiyor yani bir yerden sonra ülkene olan yapacağın çok daha fazla bir şey kalmıyor gibi ülkenin senden istediği. Doğuyorsun, vergini ödüyorsun. Doğar doğmaz başlıyorsun evet. Vergini ödemeye. Askerken sen askere gidiyorsun. Sonra üretimin bir parçası olarak topluma karışıyorsun. O sırada da toplumun genel kurallarına saygı göstermek filan filan gibi isimlendirmiş belli bazı kurallar var. Bunu zaten nüfusun büyük bir çoğunluğu yapıyor. Bir de diyorum ki işte
Ben 48-49 yaşındayım. Bir 48-49 yıl daha yaşamayacağım. Bunu da bir hayatımızdan çıkartalım. Sayın İçişleri Bakanı, Sayın Adalet Bakanı, Sayın Vali, Sayın Belediye Başkanı. Lütfedip İstanbul Barosu Başkanı'na da bir alo deyip yanlarına çağırsınlar. Oturup 10 dakika konuşsalar şu olayı çözerler. Bak 10 dakika konuşulsa şu olay. Bu saydığım 5 kişi bir araya bile gelmeseler. Zoom'dan toplantı yapsalar. Bizim Zoom hesabının şifresini veririz eğer hani şey yoksa. 10 dakika Zoom toplantısı yapsalar bu iş çözülür. Tıpkı bir önceki ya da iki önceki İstanbul Valisi döneminde kapkaççılık olaylarının çözülmesi için İstanbul Valisi'nin o zaman başbakanıyla beraber yaptığı bir görüşmede Sayın Başbakanım bugünden sonra bunu duymayacaksınız deyip çözmesi gibi. Bu tabii ki kapkaççı kadar basit bir hikaye değil ama bence yine çözülür. Tabii ki. Ya bence daha ne kadar sağlam gündemimizden çok kolay çıkartılabilir bir konu. Umarım kamu yönetimi de bu tarz işte Kadıköy bilmem nelerini ya da anıt sayacı yeni isimler eklenmesine neden olan erkekleri hayatımızdan çıkartmak için bazı önlemler alsınlar diyelim inşallah. Umarız. Bu arada şeydi de onu da bahsetmiş olalım zaten konumuzla da direkt alakalı. Dün yani 25 Kasım'da kadına şiddete karşı uluslararası mücadele günüydü. Bir önceki mücadele günü de öğretmenler günüydü ama evet. Gündemimiz o kadar şey ki adını sen söyle gereksiz işte. Bu hani dedim ya 40 yıldır bunu konuşuyoruz bir 40 yıl daha olmasın. Biz bu Kadıköy bilmem nelerini falan konuşmaktan öğretmenler gününü bilmem neyi falan konuşamaz hale geliyoruz. Evet. Esas sorun zaten bu yani hayatımızdan çıksın dediğim şeyi bu. Bunları konuşmayalım. Bunlar sosyal yaşamın zaten bir parçası olarak önümüzde olacaklar. Yani şeyi söylüyorum. Öğretmenler günüydü, diğeriydi falan gibi şeyleri söylüyorum. Ama biz işin o foseptik tarafının içinde o kadar boğuluyoruz ki öğretmenler gününü unutuyoruz mesela. Başka bir şeyi unutuyoruz mesela. Bu çok kötü. Türk halkı için çok kötü. Yeni doğan, bu ülkede büyüyen çocuklar için, onların geleceği için çok çok kötü. Lütfen başlayalım istersen. Evet. Gerçek Cuma raporu gündemimize başlayalım. Geçelim ve Oppo'dan başlayalım. Şimdi burada garip bir durum var abi. Geçtiğimiz gün Oppo bir küçük bir etkinliğe davet etmişti. Aynı zamanda Renault 6'nın da Türkiye'deki duyurusu oldu. Ondan bir gün sonra da globalde, daha doğrusu ilk başta Çin'de, global demeyelim yanlış olabilir, Renault 7 de tanıtılmış oldu. Oppo Türkiye'de lansmanları bir yıl geriden mi takip ediyor? 6 ay. Aslında evet bir yıl değil şey, Oppo globalde yılda bir modelden fazla model evet, çıkartıyor. İki Renault ailesi çıkıyor genellikle. Bir sene sonunda bir senenin ortasına doğru modeller çıkar. Burada da zaten hep o döngü oluyor. Yani Türkiye'ye gelme süresiyle beraber bir model atlanmış gibi bir durum oluyor. Bir model geriden geliyor gibi bir durum oluyoruz. Baktığımızda ilk Renault 6'dan bahsedelim. Güzel yanlarından biri Made in Turkey yazması. Yine Tuzla'daki fabrikada üretiliyor. Renault 5 Türkiye'de üretilmemişti. Yok. Renault 5 Lite Türkiye'de üretilmişti. Evet. Yani Oppo çıtayı, Türkiye'deki üretim çıtasını bir basamak daha yukarıya çıkartıyor. Hı-hı. Şey anlamında. Telefonların modelini yükseltme anlamında. Hatta artık Pro'lara getirmediğini görürsek Türkiye'deki, ya yani geçen Renault 5 ailesine göre düşündüğümüzde Türkiye'de sattığı en güçlü cihazı üretmeye başladı. Demek de şey olabilir biliyorsunuz. Find serisini göremedik. Buradaki tek düşündürücü yanlardan biri teknik özelliklerine baktığımızda Renault 5 ile yani karbon kağıdının üzerine koyularak eklenmiş gibi. Sadece lenste kullanımlarında bir fark var. Bir de özellikle yapay zeka ile beraber kamera şeyleri geliştirilmiş. TL fiyatı olarak da 7300 lira olarak belirlenmiş. Bizim kutu açma videosunda bazı arkadaşlar makyajlanmış Renault 5 yazmışlar. Hı-hı. Hani otomobil sektöründe çok kullanılan bir şey. Kasada büyük değişiklikler yapılmadan önce kasayı böyle ufak tefek allayıp kullayıp ufak tekrar arabayı şey yapmak. Yani bir önceki kasayla aradaki farkın bariz göründüğü ama çok da büyük bir farkın olmadığı evet. Kozmetik bir modeli
makyajlanmış olarak piyasaya sürmek olarak tarif edebileceğimiz durumu ilk kez ben şeyde görüyorum. Cep telefonu sektöründe görüyorum. Onunla alakalı şöyle de bir parantez açayım abi. Şu andaki beklenti yine yani genel olarak BBK grubu diyebiliriz ama OnePlus 10 Pro'nun OnePlus 9 Pro ile aynı Renault 6'da gördüğümüz gibi birebir özelliklerle gelmesi sadece kameranın adı yerinin değiştirilmesi böyle yani yine bir makyajlanmış durum bekleniyor. Aynı durum Find X4 için de bekleniyor. Yani özellik olarak Find X3'ün aynısı tasarımda bir yenilik olacağı söyleniyor. Ben de buradan şeyi düşünmeye başladım. Hani hep şeyi diyorduk zaten. Senelerdir diyoruz hatta. Telefon sektörü artık bir böyle fazla duraksamaya girdi. Yenilik katamıyorlar diye. Artık iyice katamayıp aynısını yenileme gibi bir duruma dönüyorlar hissiyatı var. Eğer senin söylediğin gibi farklı diğer modellerde de buna benzer bir şeyler yapmanın kararını aldıysa eğer o zaman bunun sonuçlarını da hesaplamış olması lazım. Yani çünkü şöyle bir şey var. Bizim şu anki bilgimiz Samsung'un, Huawei'nin, işte atıyorum Xiaomi'nin, bilmem nenin filan böyle bir moda girdiği yönünde değil. Hı hı. Yani bütün sektör bunu yaparken sen bunu yapıyorsan çok fazla sorun olmayabilir ama bütün sektör bunu yapmıyorken sen bu makyajlanmış kısmına odaklanıyorsan o zaman bu senin pazar payın açısından sorun olabilir. Evet şey yani anlamında. Tabii zaten ulaştık diyebilirler. Bu arada şöyle bir fark var. Hani OnePlus ve Find X4 için dediğimde işlemciler orada yenileniyor tabii ki. Hani Snapdragon 8 Gen 1 olarak beklediğimiz işlemci orada kullanılacaktır. Şey tarafında Renault 6'da işlemci de yine 720G. Yani son 2 senedir, 2,5 senedir aynı işlemciyi görüyoruz. Bu arada Renault 6'nın da tabii ki normalde globalde tanıtıldığında farklı işlemcilerle, farklı kameralarla gördük. Buraya yine 4G versiyonu geldiği için birebir aynı görüyoruz. 5G destekli versiyonu değil. Renault 7'ye geçtiğimizde 5G versiyonlarında şey tarafının da Oppo tarafının da MediaTek'e bayağı bir dirsek temasının arttığını görüyoruz. Çünkü Renault 7 Pro'da 6.5 inçlik ekran, AMOLED ekran, Full HD 90 Hz. Bu zaten artık bir klasik oldu. MediaTek Dimensity 1200 Max olarak geçen bir şey. MediaTek'te Dimensity 1200 işte 11T'de Ultra olarak geçiriyor. Burada Max olarak geçiriyor. Ufak tefek bir oynamalar yapıyor. Snapdragon'un Plus kısmı gibi. 8-12 GB RAM, 256 depolama, ColorOS 12 ile beraber geliyor, Android 12 tabanlı, 58.2 arka, 32 ön, 4500'ü 65 Watt'la şarj ediyorlar. Düz Renault 7'ye baktığımızda 5G versiyonuna 6.43 AMOLED 90 Hz, 778G işlemci, 8-12 RAM, 128-256 depolama, ColorOS 12, 64-8.2 megapiksel arka, 32 ön, 4500 mAh batarya, 60 Watt'lık hızlı şarjla geliyor. Yani çok fazla konuşulacak bir şey yok. Çok fazla konuşulacak bir şey yok. Birincisi işte ne zaman Türkiye'ye geleceği meçhul. Tabii Renault yani, hani, bir de bunlar mı gelecek yine? 4G ayrı mı olacaksa? Hangi versiyonu gelecek meçhul? Şimdi ben şeyi anlıyorum. Arkadaşlarımız Oppo'ya kızıyorlar. Yani şundan kızıyorlar. Ya işte aynı cihaz bilmem ne filan diye. Farklı cihaz olsa fiyat daha da yukarıya gidecek. Hı hı. Yani evet. Daha yeni bir işlemci döviz kurulu falan filan bilmem düşünmek falan lazım. O yüzden hani bugünün Türkiye'sinde birçok teknoloji şirketi belki de bir top çevirme dönemine girmeyi planlıyor olabilir. Nedir o top çevirme dönemi? Hani ülkeye yeni stoklar sokmaktansa eldeki stokları bir an önce tüketip nakite çevirmek filan. Çünkü işte dolar bir hafta içinde 10 liradan 13 liraya sonra 12 liraya bilmem ne filan düşüyor. Bakmayın oradaki 1 lirada ve 2 lirada büyük işler yapan şirketler için çok önemli paralar. Yani bir kere plan yapmaktan adamları şey yapıyor, alıkoyuyor. İşte plan yapamadığın zaman da yani mesela şunu söylemeye çalışıyorum. Şimdi biz Oppo Türkiye desek ki Renault 7'ye ne zaman Türkiye'de satışa çıkacak? Yani ne önerdisi demeleri lazım bize mantıklı olarak, öyle değil mi? Hani her şey ekonomiyle alakalı. O yüzden ben açıkça söylemek gerekiyorsa hani siz salı akşama gittik Renault 6 lansmanına. Renault 6 lansmanını çok ciddiye almadım. Zaten lansman gibi de değildi. Birazcık Renault 6 ile beraber işte nasılını kendine şapasın. Bir sonraki gün Renault 7'nin duyurulacağını sen söylediğinde farkındaysa onu da çok ciddiye almadım.
Renault'u duyulduktan sonra da böyle detaylarına bilmem neyine falan da bakayım diye içimden geçirmedim. Çünkü şu an Türkiye'de, bunun adını koyalım, Renault 5 Lite zamanı Oppo için. Çünkü Oppo hala Türkiye'de Renault 5 Lite satıyor ve kendince benim anladığım kadarıyla en optimum, pazardaki en kuvvetli silahının Renault 5 Lite olduğunu düşünüyor galiba. Renault 5 Lite iyi bir telefon. Tabii ki. Bize de canlı yayınlarda falan sordukları zaman biz de Renault 5 Lite'i öneriyoruz en nihayetinde. Yani her şirketin belli dönemlerde tüm satış politikasında fokus olduğu gruplar vardır. Belli dönemlerde de bir ürüne, bir segmente, bir kitleye özel atraksiyonlar yapar. Şu an sanırım Oppo Türkiye'nin fokusunda Renault 6, Renault 7 falan yok. Ben öyle anlıyorum. O yüzden de hadi gel şu daha fazla ve Oppo'yu konuşmayalım, şeyi konuşalım. Samsung'un yeni fabrikasını konuşalım. Geçelim. Samsung biliyorsunuz aslında Güney Koreli bir üretici. Çip konusunda da genellikle Tayvan'da ve Çin'de fabrikalarının olduğunu görürüz. Hani birçok markanın. Samsung'un Kore'de de var. Samsung'un Kore'de de varken. Şimdi de Amerika'nın Texas eyaletinde yer alan Taylor şehrine üretim tesisi kuracağını duyurdu Samsung kanadı. 500 hektar gibi, yani metrekare cinsinden 5 milyon metrekareye denk gelen devasa bir alanda 17 milyar dolarlık bir yatırımla bu fabrika kurulacak. Teksaslı yetkililerin Samsung'a ilk 10 yıl içinde %92,5'a varan bir emlak vergisi indirimi uygulayacağı ve aynı zamanda tabii ki teşvikler olacağı söyleniyor. Tesiste mobil iletişim, 5G, yüksek performanslı bilgi işlem, yani HPC dediğimiz durum ve yapay zeka için çipler üretileceği söyleniyor. Şimdi Biden, yanlış hatırlamıyorsam Mart gibi ya da Şubat gibi filan, yıl sonuna kadar Amerika topraklarında çip üretimine başlamamız gerekiyor demişti. Ve bunu Cuma raporlarında defalarca söyledim. Intel tarafı bunu söylemeye duymazdan gelirken Qualcomm tarafı da bunun pek mümkün olmadığını ilk etapta CEO ağzından dile getirmişti. Sonrasında Qualcomm tabii ki hükümetin ısrarını, hükümetin bu konuda ayırdığı yardım paketinin büyüklüğünü, parayı yani görünce biraz yumuşadı filan ama Samsung büyük şirket. İşte o Texas eyaletinin kendilerine sunduğu vergi avantajını bilmem neyi filan filan şey yapmamışlar. Hesabını kitabını yapmışlar. 500 hektarlık bir alan, Aydoğan 5 milyon metrekarelik bir alan Texas'ta. Muazzam bir tesis kuruyor demek ki Samsung Amerika'ya. Burada tabii şeyi de iyi okumak lazım. Bu tesisi büyük bir ihtimalle bundan 2 yıl önce kurmazdı Samsung. Evet. Yani Huawei olayı yüzünden de bu tesisi kuruyor oraya. Ki ben buradan şöyle anlıyorum. Amerikan hükümeti Samsung'a Huawei'nin bundan sonra Black Friday'lerde hep %100 indirim yapacağının garantisini vermiş olduğunu anlıyorum. Biz yani o Çinli'yi sokmayacağız bir daha bu kapıdan içeriye demişler. Meydanda sana kalsın demiş. Aynen. Gel o zaman sen de bize şey yap. Aynen öyle. Yani al gülüm ver gülüm. Al gülüm ver gülüm olmuş biraz. Şimdi tabii burada şey önemli. Amerika'da, Amerika ülkesinde diyelim. Hatta bildiğim kadarıyla kıtasında da öyle ama emin değilim. Amerika'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde cep telefonu üretimi fiilen yapılmıyor. Bir de öyle bir durum var. Yani şu bu üretilen çipler tekrar montaj edilsin diye Çin'e mi gönderilecek mesela? Evet. Ya da Amerikan hükümeti Samsung'a bu tesisi kurdurduktan sonra Apple'a da kaç zamandan beri üretiminin bir kısmını Amerika'ya çek, üretimin bir kısmını Amerika'ya çek diyor ya. Evet. Acaba Apple'da kalkıp biz Texas'ın Taylor şehrinin yakınlarında bir yerde bir tane fabrika kuruyoruz açıklaması direkt yapacak karşısına mı? Görürüz bak, bu devam eder bu hikaye. Yani Biden ölmezse eğer yakın zamanda, yani adamın sağlık sorunları var ve yaşı şey değil. Gerçi Biden görevi Kamala'ya devretse bile benzer vizyonlu ve şey yapacaklardır, taşıyacaklardır bu konuda. Bunlar Amerika'yı, hani o Trump'ın dediği Make America Great Again hikayesi vardı ya, tekrar teknoloji üretilen bir ülke haline getirecekler. Ve Intel'de, Qualcomm'da yakında, AMD'de, gerçi AMD galiba Amerika'da hala çift fabrikası var AMD'nin galiba. Onu bilmiyorum. Intel'de, Qualcomm'da Amerika Birleşik Devletleri sınırları içinde bence yakın zamanda üretim yapacaklar.
Çünkü Biden bu çip krizinin genel anlamda ekonominin üzerine serptiği ölü toprağından çok şikayetçi. Yani otomobil şirketlerinin en önemli şeyi, otomobil şirketlerinin otomobil üretememesi ve yüksek sanayi dediğimiz robotik şirketlerinin işte o Endüstri 3.0 ile bağlantılı olan üretim sistemlerini üretememesi. Esas sorun burada o. Ve nasıl Amerika yasağı koyduktan 4 ay sonra filan Huawei kalkıp biz Huawei teknolojilerini kullanarak 5G altyapısını sunmaya devam edebilir durumdayız açıklamasını yapmıştı hatırlarsan. Yani ne dedim işte? Amerika'nın koyduğu yasak bize bir şey ifade etmiyor. Biz Amerika yasağına rağmen 5G altyapısını üretebilir durumdayız demişti. Evet. Amerika'nın da kalkıp Çin, Tayvan umurumda değil, ben her şeyi Amerika'da yapıp çözebilir durumdayım diyeceğini tahmin ediyorum Samsung'un şu haberinden sonra. İhtimali çok çok yüksek ki bir diğer yandan zaten hani yavaş yavaş şey de oluyor. Bu işte özellikle Çin savaşından dolayı birçoğu da daha fazlasını hatta bence şeyi göreceğiz. Hani Çin'den o üretim gücünü bir şekilde almaya çalışacaklar diye düşünüyorum. Ha şeyi nasıl çözerler onu bilmiyorum tabii. Çin'in en büyük kozu ucuz üretimdi. Aynen. Onu İstanbul'da diyorum. Hani burada da zaten şu ucuz üretim diyebiliriz onların gözünde ama Amerika'da bunu sağlayabilmek... Dolar 9 lirayken bile Türkiye'deki asgari ücret Çin'deki iki eyaletten daha azdı. Şimdi dolar 11 lira, 12 lira olduğu zaman durum ne hale varmıştır bilmiyoruz ama şöyle bir şey var burada. Onu bizim Japonya'dan lazım. İyiymiş galiba. En son söylediğine göre. Onu unutmamak lazım. Çin bu savaşı Samsung gitti Amerika'da fabrika açtı falan diye bırakmaz. Evet tabii ki. Çünkü şöyle bir şey var. Çin'de o kadar muazzam bir büyüme var ki. Yani bunu şöyle düşünmek lazım. 60'la giden bir arabada frene bastığın zaman hangi mesafede durursun? Durmak niyetindeysen. 200'de giden arabada frene bastığın zaman hangi mesafede durursun? Yani bir de aynen Çin önüne taş attığın şeyde de düşünebilirsin. Çin duramaz. Çin'in durması mümkün değil. Çünkü Çin o kadar büyük bir hal aldı ki durduğu anda maazallah yıkılması demek Çin'in. Yani Çin buna izin veremez. Ve bu teknoloji hikayesi yani Amerika ve Çin'in karşılıklı vesileşmelerinden dünyada büyük bir ihtimalle başka başka sorunlar peydahlanacak. Biz yakın gelecekte o sorunları da konuşuyor. Belki o sorunlardan da etkileniyor olacağız gibi görünüyor ne yazık ki. Devam ettiğimizde zaten işte yayının başından beri de hani ister istemez konu oraya geldiği için konuştuk. Dolar kuru muhabbeti. Yani dolar kurunun yükselip alçalması değil. O ayrı bir dünya. Ama bu amansız oynamalardan dolayı Apple bir ara satış durdurdu. Hı hı. Söylentiye göre ben buna hala daha gerçek olduğunu düşünmüyorum. İptaller oldu. Ben de çok emin değilim. Olmamıştır. Aynı zamanda özellikle işte sahibinden de falan otomobillerin ve birçok üründe böyle hemen bir anda fahiş fiyatlar çıktı. Vesaire gibi böyle garip durumlar gördük. Hatta birçok yerde de galiba hani bazı ürünleri satışları hemen durdurularak bu bir tekrar kendine gelmesi bekleniyordu. Şimdi ise şey de belli oldu. Hatta biz normalde sadece bu şekilde alacaktım habere. Sabah da Apple yeni fiyatlarıyla beraber görüldü. Fiyat performans telefonu olarak çok sevilen iPhone 11'in 64'lüğünün artık 10.099 yani 11.000 olduğunu. Bir telefona geçen yıl 6.000 liradan alan bize canlı yayında da alayım mı diye sorduğu zaman aldın alamadın dediğimiz bir telefon değil mi? 6.000 lira evet. Ve 11.000 lira nereye? iPhone 12 mini 13.000'den başlıyor. iPhone SE 8.000 olmuş artık. 7.500'den başlıyor. iPhone 13 15.000. 13 Pro 20.000. 13 Pro Max 22.000. 23.000 hatta. En pahalı iPhone'da şu anda 13 Pro Max 1 TB 29.000 liradan satılıyor. Allah sahibine bağışlasın. Yani fiyatlar konusunda çok fazla bir şey konuşabilecek durumda değiliz. Biz dün bu konuyla ilgili Eren'le birlikte bir video çektik. Merak eden arkadaşlarımız o videoyu da izlesinler ama şöyle bir şey var. Ben bu mağaza kapatma hikayesini filan çok yanlış buluyorum. Ve bu mağaza kapatma hikayesi nedeniyle birilerinin Apple Türkiye'ye bunun hesabını sorması gerektiğini düşünüyorum. Yani evet mağaza kapatma, stok varken. Aynen öyle. Ayrıca stok yokken bile mağaza kapatmak bana çok doğru bir davranışmış gibi gelmiyor. Dünkü videoda da bunu biraz anlatmaya çalıştım. Yani ülkenin insanının
daha pozitif şeylere ihtiyacı varken Apple'ın bu yaptığı şeyin biraz böyle düşüncesizlik olduğunu düşünüyorum. Şimdi o dünkü videoda söyledi. Mağazayı niye kapatırsın? Mağazada çalışan herkes zehirlenir. Bir sağlık sorunu yaşar. Falan kapatırsın. Ama hiçbir şey yokken ben ürün satmıyorum, vazgeçtim. O benzinciler de o zaman ben ürün satmıyorum, vazgeçtim diye kapatsınlar mesela. Aynen. Yani burada kaotik bir durum var. Ya şey ve gibi biz bunu resmi ya da gayri resmi bir şekilde devletin organlarının bu konuda Apple Türkiye'ye bir açıklama rica etmesi gerekiyor bence. Devletçilik bunu gerektiriyor diye düşünüyorum. Dünkü çektiğimiz videonun altında da bazı insanlar bu fiyat konusunda serbest piyasa ekonomisi, isteyen istediği fiyatı satar size ne filan demişler. 2-3 hafta önce de kamu yönetimi Türkiye'deki marketlere, Migros'a, Carrefour'a, BİM'e bilmem ne filan filan çuvalla ceza kesti. Geçen yıl pandemi döneminde hepsi burada da gitti gidiyor da Trendyol'da fiyatları yükselten adamların tamamına cezalar kesildi. Şimdi serbest piyasa ekonomisi, evet arkadaşlar kısmen haklılar. İsteyenin istediği fiyata alıp satabilmesini gerektiriyor da oradaki bas şart şu. Tekelcilik olmadan bunu yapması gerekiyor. Yani sen elindeki neyse ekmeği 100 liradan satabilirsin. Adam varsa satarsın. Doğuş o ekmeği 2 liradan sattığı sürece sen 100 liradan sat. Evet. Ama Doğuş o ekmeği 2 liradan satmayı durdurduğu zaman sen 100 liradan satamazsın. Ya da Doğuş ekmek satan adam olarak 2 lira değil ben bundan sonra ekmeği 100 liradan satıyorum diyemez tek başına. Yani tekel olması önemli. Şimdi mesela geriye döneceğiz burada. Ben dün çektiğimiz videoda bu 40 bin liradan iPhone satmaya çalışan şerefsizleri eleştirdim. Bazı arkadaşlar da yorumlarda beni eleştirdiler. Bu çok güzel. Banlıyoruz, kurtuluyoruz o fazlalıklardan. O ayrı mevzu. Fakat burada şöyle bir şey. Apple satışa devam ettiği sürece, Apple kendi belirlediği fiyattan sattığı sürece o adama gidip 40 bin lira etiketli o cihazı satma hakkı var. Apple ben piyasadan ürünü çektim satmıyorum dediği anda o adam 40 bin lira etiketli satıyorsa bu fırsatçılık. Ve fırsatçılık benim bildiğim kadarıyla bizim ticaret kanunumuzda yasak olan aktivitelerden bir tanesi. O yüzden müdahale edilmesi gerekiyor. O yüzden onu yapanlara şerefsiz diyorum. O fırsatçılık yapıyorlar gerçekten. Bir tane bile satmadı büyük bir ihtimalle 40 bin liradan. Sırf laf olsun diye. Evet. Kim gider? Konuşuldu yani işte. O hikayeyi alıp. Ha burada hepsi buradanın da Apple'ın da şeyi var, ihmali var. Ve inşallah yakın zamanda hem kamu yönetmeninin Apple'a bu mağaza kapatma hikayesiyle ilgili hesap sorduğunu duyarız. Mümkünse ceza kestiğini evet, de duyarız. Kesmesi lazım açıkçası. İkincide de yine kamu yönetmeninin hepsi buradayla şu fırsatçılara gereken müeyyideleri yaptığını duyuyoruz. Çünkü bakın şunu söylemiyorum, kimse öyle anlamasın. Ben ülkedeki ekonomik durum güllük listanlık bilmem ne filan demiyorum. İş kötüye gidiyor. İş kötüye gitti, 13 lira ve çıktı bilmem ne filan filan. Ama iş kötüye giderken işte biz gerekirse Türkiye'de iPhone'da satmayız. Mağazaları bile kapatırız. Yeni iPhone bile getirmeyiz filan deme hakkının Apple Türkiye'de olduğunu düşünme. Kapat git o zaman. Niye geldin? Yani. Daha bir ay önce yeni 3. dükkanını açtın. Açmasaydın. Yani yine aynı şeye geleceğim. O zaman benzinci de benzin satmasın. Bankalarda para alıp vermesinler. Yani. Gerçi yani bankaların da o dönemde niyeyse tam böyle döviz işlemlerinde sıkıntı oldu birçoğunun tam şey bu doların oynak nasıl olduğu sırada. Yani alıp satmada birçok insan şey yapamadım dedi. Hata verdiğini söylüyor. İkinci denediklerinde yaptılar ama yani öyle bir şey yok. Tabii yani tamamen kapatmak. Şeyle alakalı, altyapının yetmemesiyle alakalı. Yani biz şimdi mesela bu kötü tabii ki yetmesi lazım. Yani bankaların bu altyapıyı hazır tutmaları lazım ellerinin altında ama biz Bitcoin'de de çok büyük zıplamalar düştü o zaman Binance borsasının da çok düğüne şahit tabii oluyoruz. Yani Binance çok büyük bir borsa ondan örnek veriyorum ama yerli borsalar falan filan da çok fazla oluyor. Amazon Black Friday döneminde çökmemek için muazzam bir altyapı yaptı. Sonra yılın geri kalanında bu muazzam altyapı hiçbir işe yaramadığı için de bunu servislere dönüştürüp insanlara satmaya başladı. O bant genişliğini ve o depolama alanını, web sunucu alanını. Şimdi Amazon bu işin altından böyle kalkıyor. Yani muazzam bir yatırım yapıyor
Ama bakıyor ki yılın geri kalan 350 günü o yatırım ihtiyacını karşılamıyor. O zaman dağıtıyor. Şimdi bankalar falan da bunu yapsınlar, ayrı mevzu. Ama ben iPhone satmıyorum, ben benzin satmıyorum. Ben ne sana paranı çekmene izin veriyorum, ne para yatırmana izin veriyorum filan gibi durumlar bence sadece Türk toplumunun değil, dünyadaki tüm toplumların psikolojisini negatif etkileyecek olan işler. Ve dünkü videoda da söyledim, bu işler bazı manipülasyonlarla bazı insanların sokağa dökülmesine neden olabilir. Sokağa dökülmek demokratik bir haktır. Gösteri yapmak demokratik bir haktır. Ama sokağa dökülmek demokratik bir hak değildir. Çünkü sokağa dökülüyorsan eğer onun arkasında bir başka provokasyon vardır. Öyle sokağa dökülüyorsun. Yani mesela şunu söylemeye çalışıyorum aslında. 3-5 tane bu videonun başında bahsettiğimiz Zat-ı Muhterem gibi densizin Bağdat Caddesi'ndeki dükkanın camlarını taşlaması sonucunda ortaya çıkacak olaylarda ne olacaktı mesela? Aynen öyle. Yani biz Türkiye'de buna benzer şeyleri yaşadık. Bunun çok daha büyüğünü bundan yıllar önce Sivas'ta yaşadık. Neyin nasıl olduğunu. Bu ülke hafızasında bu kötü deneyimleri barındırıyor zaten yeterince. Bugünün 2021 yılında Türkiye'de bazı bölgelere giden politik kişilerin, siyasi kişilerin de neler yaşadıklarını biliyoruz. Hı hı. Yine hangi dolapların döndürülerek nelerin yapıldığını şey yaparak. Şundan çok kısa bir süre önce seçim arifesinde bu ülkede bombaların patladığını, insanların öldüğünü, bir yön öğrencinin öldüğünü filan filan da biliyoruz. O yüzden bunlara mahal verecek aksiyonlardan herkesin, buna Steve Jobs'un çocukları da dahil, herkesin şey yapması gerekiyor, uzak durması gerekiyor. Ve ben yine söylüyorum, bu Apple'ın mağaza kapatma hikayesini çok tehlikeli buluyorum. Evet. Yani bir yönetici Apple'a git o zaman dese, ben şu anda mesela bunu desteklerim biliyor musun? Ya memnun değilsen git kardeşim dese. Niye geldin dese. Yani sisteme ayar vermek Apple'ın falan haddine değil, onu söylemeye çalışıyorum. Biz her şeyden önce Türkiye'de huzur içinde yaşamak istiyoruz. Ne dedik biraz önce? 48 yıldır aynı şeyleri konuşuyoruz. Bir 48 yıldır aynı şeyleri konuşmayalım istiyoruz dedik. Apple'ın yaptığı bu hikayenin huzur ortamına bir şeyi yok, katkısı yok. Doğru. O yüzden ben çok yanlış buldum bu mağazanın kapanma hikayesini. İnşallah akıllarını başlarına devşirirler. İnşallah onların akıllarının başlarına devşirilmeli ve beklenmez ve birileri aklınızı başınızı devşirin lan deyyuslar diye onlara o haberi gönderir. Bir daha böyle şey yapmazlar, saçma bir iş yapmazlar. Çünkü direkt şeye benzettim abi ben onu, hani kendim çok fazla görüp yaşadığım için. Genellikle yılbaşında işte şeyler belirlendiği için alkole, tütüne, sigaraya falan zam gelirdi. Ve bakkallar nedense yılbaşına 1-2 gün kala şeyleri biterdi. İşte zam geleceği için gelmiyor derlerdi. Sonra şöyle bir şey olurdu. Örneğin 2016'dan 2017'ye geçiyoruz. Ben de artık olayı çözdüğüm için hep dikkat ederdim. 1 Ocak'ta giderdim şeye sigara almaya. Bakardım ki 2016 bandrollü. Şimdi orada da onu oradan fark edebildiğin için sen 2016 bandrollü ürünü 2016 fiyatıyla satman lazım. Apple'ın da birazcık öyle oluyor bu durum. Çok benziyor. Şimdi bak, Apple'ın yaptığıyla aslında teorik olarak bakacak olursak sakin kalın. İstanbul'daki taksicilerin yaptığı birbirinden çok farklı bir şey değil. Tabii aynı. Yani taksiciye kızıyorsun, Apple'a da kızacaksın bir şekilde. Ya da taksiciye de kızmayacaksın o zaman. Yani benim söylemeye çalıştığım şey şu. Bizim ne yazık ki yanlış giden şeyleri kanıksamak gibi kötü bir alışkanlığımız oldu. Hı hı. Kanıksıyoruz, normal diyoruz. Yani adam diyoruz ki işte mesela araba giydiriyor taksimetrede, o yüzden Türk'ü almıyor. Değil mi? Hı hı. Kanıksamamamız lazım. Apple niye ucuz fiyata satsın? Ucuz fiyata getirdi lan, ucuz fiyata satacak. Yani hani niye Apple fırsatçılık yapsın Türkiye'de? Evet. İyi konuşmamız lazım aslında. O yüzden Apple'ın yaptığını doğru bulmuyorum. Apple Türkiye'ye gelmiş, Apple Türkiye'den gitmiş. Benim zerre kadar umurumda değil. Şunu çok iyi biliyoruz ki Apple Türkiye'de değilken de bu ülkede Apple cihazlar satılıyordu. Apple bugün basıp gitse yarın yine satılacak. Evet.
Ayrıca Türkiye'de olmayan birçok markada mesela Tesla da yok Türkiye'de. Yollar Tesla arabayla dolu. Evet. Yani alacak olan bulup alıyor zaten. O oradaki getiren dert getiriyor orada da. E-garaj getiriyor. O oradaki dert o Apple'ın Türkiye'de olmasa, Apple'ın Türkiye'de olmaması. Apple'ın Türkiye'ye zarar verme olasılığının olmadığı Apple Türkiye yöneten adamları anlatılmadı. Mağazayı açacaksın, ürün yok satmıyoruz diyeceksin. Ya da mağazayı açacaksın, bu ürünü 10 bin lira diyeceksin, öyle satacaksın. Şey güncelleme gelmiş mi acaba, ona bakmadım, onları parlatma bezini. En son 200-300 lira mı neydi? Onun da şey olmuştu değil mi? Güncellenmiş ya, olabilir. Gel hadi Apple'dan Xiaomi'nin 3. çeyrek şeylerine geçelim. Ne derler? Yani Apple'dan diyeyim, dolar kurundan filan filan 3. çeyrek raporuna geçelim Xiaomi'nin. Geçelim. Şimdi 2011'in son çeyreğine geldiğimizde Xiaomi de üçüncü çeyreğini, bir önceki çeyreğini açıkladı. Yine ciddi artışlar burada göze çarpıyor. Toplam geliri bir önceki yıla göre %8,2 artarak 78,1 milyar RMB, onların artık şey ne derler ona, yuan demek daha doğru, yuana geçti. Düzeltilmiş net kar ise bir önceki yıla göre %87,4 artarak 5,2 yuana ulaşmış. Aynı zamanda tabii ki Canalys'in raporlarına göre de akıllı telefon satışlarında %13,5 pazar payıyla 3. sırada yer alıyor globalde. Avrupa'da da birçok yerde birinciliği var. Onu zaten önceden birinci de koymuştum. Birinci olmadığı yerlerde de ikinci zaten. Yani hani hani şey direkt olur, böyle lider olarak gidiyor. Ya çok ciddi bir ya pandemi galiba en çok Xiaomi'ye yaradı gibi bir durum var. Hatta şeyde de IoT falan da özellikle Xiaomi'nin robot süpürgeleri, dikey süpürgeleri rakiplerine göre, mesela dikey süpürgede en popüler ya da en büyük marka Dyson'ken onun yarı fiyatına benzer ürünler falan sunabildiği için robot süpürgede de işte iRobotlar falan globalde popülerken benzer özellikleri sunmasıyla birçok yerde de büyümeye devam etti. Hatta şöyle bir veri var. Son olarak onu da söyleyeyim. Bu yıl piyasaya çıkan, sunulan yeni akıllı telefonların yarısından fazlası Xiaomi. Çok telefon çıkardı, doğru. Şimdi ben bu rakamlara şöyle bakıyorum Aydan. Bunlara bu yabancıların yıldan yıla, year to year, year dedikleri oranda baktığın zaman Xiaomi çok başarılı. Evet. Ama bir önceki çeyrek diye baktığımız zaman, yani year to year'a gelmeden daha uzun vadeli, daha kısa vadeli baktığımız zaman Xiaomi'nin başarısı yavaşlıyor gibi görünüyor bana. Evet, o şey, yani ivme azalıyor gibi görünüyor. Çünkü birçok kişiyi Xiaomi aldıktan sonra galiba hani oradaki değişim, geçiş biraz azalıyor. Yani bu şey gibi işte, füzeyi atarsın gider bir yerde tepe noktasına ulaşır. Sonra yavaş yavaş. Ondan sonra yavaş yavaş düşmeye başlar ya. O yavaş yavaş düşmeye başladığı yerde hala zirvelerdedir aslında. Ama artık hani ivmelenmeyi kaybetmiştir. Xiaomi de bana kısa vadede, yakın zamanda sanki o ivmeyi kaybediyor gibi görünüyor. Çünkü bu Canalys'in raporuna daha detaylı baktığımız zaman mesela Teknomobile'ın falan çok büyüdüğünü görüyoruz üretim anlamında Çin'de. Evet. Yani biz bugüne kadar Teknomobile'ı o şeylerde görmüyorduk. Listelerde görmüyorduk. Ya da evet, mesela Vivo'nun çok büyüdüğünü görüyoruz. Evet, direkt kendi Vivo'yu başına yani. Görüyorduk ama yüzdelik bazında böyle iki rakamlı iki haneli şeylere çıkabildiğini çok fazla giriş orta seviyeyi çıkartınca görmüyorduk. O yüzden sanırım Xiaomi'nin kısa vadedeki şeyi ivmesi düşüyor. Evet. O yüzden de sanırım 2022 sonunda şöyle bir adım geriye çekilip bir daha bakarsak Xiaomi'yi belki zirvede görmeyebiliriz gibime geliyor. Eğer şu kısa vadeli düşüşü durduramazsa Xiaomi. Ama şey konusunda haklısın. Mesela ben bunu geçen gün Türkiye için düşünüyordum. Bu yıl Türkiye'de mesela en çok telefonu kim çıkarttı filan diye. Hiç hesap yapmaya gerek yok. Yani şöyle hesap yapmaya gerek yok. İşte Samsung'dan 3 model, Vivo'dan 1 model, öbüründen 2 model falan aklına gelirken Xiaomi'den kafadan 5-10 model geliyor insanın tabii ki aklına. Daha senenin ortasında mı? Bir yerde ben bir Twitter'da paylaşmıştım. Hani bu kadar model var, daha ne olacak diye. Ondan sonra daha bir ton şey geldi. Buna bir yakın mesela belki de hani ürünlerin hemen hemen hepsini sizlere anlattığımızdan Türkiye genelinde Oppo geliyor.
Oppo'da A serisiyle falan filan böyle sayıyı bayağı arttırmaya başladı. Yıl bir sonunda, Xiaomi kadar olmasa yıl da tabii. Yıl sonunda şunun bir şeyini yapabiliyorsak, analizini yapabiliyorsak bir yapalım Aydoğan. Olur. Şeyden nereden isteriz, markalardan rica ederiz. Aynı öyle, markalara da soralım, markalardan da isteyelim. Bunun bir analizini yapalım yıl sonunda. Evet. Aklımızda olsun. Tamam. Güzel fikir bu. Ama her şeye rağmen Xiaomi hala grafiklere baktığımızda da anladığımız kadarıyla yükselen bir değer. Evet. Hala yukarılara doğru gidiyor. Ya da hala yukarılarda, öyle söyleyeyim. Şöyle bir fark da var. Acaba şu an aklıma geldi. Bu yavaşlamanın sebebi, hani en azından quarter to quarter kısmında düşündüğümüzde, çeyrekten çeyreğe. Xiaomi ürünlerini artık önceden hani ucuzdu ve kaliteden de belli başlı şeylerden ödün veriyordu. Şimdi onu bıraktı. Mesela şeye bakıyorum. Redmi cihazları bunun giriş cihazıydı. Şık telefonlar. Özellikleri de yükselmeye başladı. Redmi Note 8'i eline alsan ve Redmi Note 11'i eline alsan aradaki farkı görüyorsun. Çok net zaten. Görüyorsun. Evet. Hani şeyde bile işte Mi 10 ile Mi 11 arasında bile ciddi fark var benim gözümde. Böyle baktığımızda Xiaomi artık kaliteyi de yukarıya çıkartırken diğer markalarda ucuz telefon çıkarmaya çalışıyorlar. İşte mesela şimdi yine Oppo, Vivo dediğimizde normalde o ekibin ucuz ya da böyle daha erişilebilir telefonları çıkaran kanalı Realme gibiydi. Şimdi OnePlus'ın da Nord'u var. İşte Oppo'nun A serisi daha çok çıkıyor en azından. Hani 1-2 taneydi. Şimdi daha fazla görüyoruz. Vivo'da Y serisiyle daha fazla, yani yine Türkiye açısından düşünüyorum bunu. Globaldeki ürün skalasına bakmak lazım ama Türkiye'de de şey yapıyor. Xiaomi burada biraz da artık kaliteli kısma geçtiği için mi şey olmaya başladı? Hani yenileyenler yeniliyor ve kalıyor gibi bir algı olabilir mi? İlerleyen dönemlerde görürüz tabii. Ama işte tabii bunu hani üzerinden zaman geçtikten sonra etüdünü yapmak daha kolaylaşıyor, evet. Ya. İlerleyen zamanlarda göreceğiz. Devam ettiğimizde daha önce, yani çok da olmadı aslında bu dijital hizmet vergisinden bahsedelim. Aynen. Biliyorsunuz bir dijital hizmet vergisi durumu vardı ama aslında bize olmayan büyük şirketlere yöneltilen bir şeydi bu. Ama tabii ki dolaylı yoldan bize yansımıştı fiyatları. Yani Adobe'ydi, Apple'dı filan servislerini, bunun Netflix filan da servislerini bunu eklemişlerdi sonrasında. Bir sonradan, fiyat güncellemesiyle. Amerika ile yapılan bir ne derler ona, anlaşma gereği diyeyim. Amerika Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre de işte Türkiye dijital hizmet vergisini kaldıracağını, 2023'ten itibaren dünya genelinde uygulanacak olan bir kurumlar vergisi durumu var. Ona geçileceği bahsediliyor. Türkiye'nin yanı sıra buna Avusturya, İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya'da dijital hizmet vergi sistemini kaldırıyor. İşte ve böyle bir dengeler orada birazcık şey. Ya, olayın aslı şu aslında. Bu adını saydığın tüm ülkeler ve Türkiye ve özellikle bu adını saydığın ülkelerden Fransa. Ya bu adamlar hizmeti Türkiye, Fransa'da satıyorlar. Fransız halkının parasını alıyorlar. Hı hı. Ama biz bu işte hiç taraf değiliz demeye başlamıştı. Yani benim vatandaşım para harcıyor. Evet. Paradan hiçbir kısmı benim cebime girmiyor. Amerikalı genellikle bir şirkete gidiyor. Amerikalı bir şirkete gidiyor genellikle demişlerdi. Ve bunu engellemek için de bu şirketlerin tamamı müferid olarak dijital hizmet vergisi adı altında ya da benzeri isimlerde bu ya şirketleri, Netflix'i, işte abonelik tarzıyla çalışan Amerikan şirketlerine vergiler koymuşlardı. Amerikan şirketleri de tabii ki bu vergileri kabul edip fiyatlarını ona göre revize etmişlerdi. Ama tabii ki fiyat ona göre revize edildiği zaman Amerikan şirketlerinin karlılığı biraz da olsa azaldı tüm ülkelerde. Şimdi büyük devlet olmak böyle bir şeyi gerektiriyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin büyük devlet olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Sen tek başına Türkiye olarak ya da birçok Avrupa ülkesinin yaptığı gibi filan Amerika'nın çıkarlarına ters düşen bir şeyi yaparsan ve bunu o Fransız da yapıyor, İspanyol da yapıyor, Türk de yapıyor, bilmem ne filan diye isimlendirirsen Amerika Hazine Bakanlığı olaya el atıyor ve tek tek bu ülkelerin tamamını ikna ediyor. Yapmayın arkadaşlar diyor, para lazım diyor. Evet, bir standartize ediliyor aslında. Farklı noktalarında terörü destekleyeceğiz, bilmem ne yapacağız. Bunların hepsi parayla... Barış getirecek abi. Ha pardon, özür dilerim. Barış getireceğiz dünyanın farklı noktalarına. Bunların hepsi parayla oluyor. O yüzden de bizim bu şirketlerden vergi almamız lazım. Sizin değil diye ikna ediyor ve şey yapıyor. İşte ben bir Türk vatandaşı olarak şuna bakıyorum. 2022'nin, pardon 2023'ün başından itibaren bu olacak.
2023'ün başında biz 2 yıl önce bu fiyatların yükseldiğini gördük. Düşecek bu fiyatlarda mi? TL bazında düşecek mi? Yani o günkü TL değerini ise düşecek mi? TL değerini eğer, düşünürsek yani. Eğer düşmeyecekse bu beni çok fazla ilgilendiren evet. bir şey değil. Yani iki ülkenin kendi aralarında Altakya ve Külah. Yani Altakya ve Külah'tan kastım şu. Şimdi Amerika tabii ki ülkeleri bu anlaşmayı ikna ederken başka başka havuçlar sunuyor. Hı hı. Ben işin o havuç kısmında falan çok fazla değilim. Yani Türkiye'ye ne vaat etti, İspanya'ya, Fransa'ya ne vaat etti falan kısmında çok fazla değilim. Ben benim cebimden çıkacak olan para azalacak mı azalmayacak mı ona bakıyorum. 2023'ün başında da döner ona bakarız. Azalacak mı azalmayacak mı? Hani kedi nerede et nerede aynen. önemli olan o benim için. Evet, orada inşallah bir şey görürüz ama tabii 2023'e kadar da hani bizim alım düzeyimiz ne olur ne biter. Onu da görmek lazım. Umarım düzelir hani her şey diye de bir şeyle kısmet. Olumlamayla kısmet. Şey yapalım. Yine TOG'a geliyoruz abi. TOG 4'le 4 mü çıkıyor TOG? 4 hafta üst evet, üste. Neredeyse yani harbiden sponsoru falan olsalar civarı mı? TOG raporu diye program yapacağız. Evet, ayrı bir seriye başlayalım. Ama tabii şimdi şöyle bir şey var. Gürcan Bey konuştukça TOG şahlanıyor. Ama şöyle de bir durum oluyor. Şimdi birazdan zaten konudan bahsedeceğiz. Ersin abinin o sorduğu sorulara böyle her hafta farklı yanıt geliyor. Burada servis alanından falan da bahsedilmiş. Öyle bir durum var. Detayına geçtiğimizde... Sanırım Gürcan Bey bizim programı çok çok iyi izliyor. Belki de. Yani ya da, izliyorsa buradan ya da danışmanları çok iyi rapor veriyorlar ona. İkisinden birisi. Bu sefer de hem fiyat konusunda hem de yeni araçlar ve servis konusunda Gürcan Bey bilgilendirme yapmış. Üretilecek olan ilk modelin C SUV olduğunu söylemiştik. Sonrasında bir C sedan muhabbeti vardı. Ve C SUV ile alakalı fiyat konusunun 1,5 yıldır tartışıldığını söylüyor Gürcan Bey. Bizim fiyatlandırmamız 2022'nin sonu, 2023'ün başında içten yanmalı bir SUV'nin fiyatına göre rekabetçi olacak diye söylemiş. Yani elektrikten ziyade o dönemki fiyatlarla rakip fiyatı olacak. Fiyatı o zamanki koşullar belirleyecek demiş ama burada bir ara verelim. Yani Gürcan Bey şunu söylüyor. Mesela bugün diyor biz bu arabayı çıkartsak satışı, bugün piyasadaki benzinli içten yanma motorlu bir tane C SUV'nin fiyatındayla rekabet edebilir durumda olacağız diyor. Yani bizim fiyatımız elektrikli, bugün Türkiye'de satılan elektrikli bir C SUV'nin fiyatı kadar yukarıda olmayacak. Elektrikliler de aslında teknik olarak daha ucuz da tabii orada şeye göre özelleştirme. Ya da benzinli ve dizel veya dizel. Yani. Aynen öyle. Yani bugünün Türkiye'sinde 1 milyon olmayacağız diyor. Ama bugünün Türkiye'sinde 700 benim anladığım kadarıyla aynen. 700 milyar falan TOG'un C SUV'si olabilir diyor Gürcan evet. Bey. Şimdi şu anki fiyatları haftaya da kalkıp yanlış anladınız öyle demiyorum filan demesin. Çünkü fiyat o zamanki koşullar belirlenecekse biz de bugünkü koşullardan yola çıkıyoruz. Yani ne demek istiyor Gürcan Bey? Kimse 200 milyara bugünün parasıyla 200 milyara, 300 milyara, 400 milyara ve hatta 500 milyara C SUV TOG almaya hayal etmesin diyor. Yok öyle bir dünya evet. diyor. Vermezler diyor. Kim kime veriyor dünyada diyor. Biz size verelim diyor. B SUV ve sedan modelleri de işte hı-hı. burada onu anlıyoruz. Yani birazcık burada bir Tesla'lık var gibi. Tesla da ilk başta Roadster'la başlamıştı yanlış hatırlamıyorsam. Çok pahalı bir araçla başlamıştı. Sonra Model S aslında Amerika şartlarında pahalı bir araçtı. En son çıkardığı Model 3 falan Model Y'ler tam böyle uygun fiyatlı denilebilecek ya da o piyasada düşük segment olan pahalı cihazların karlılığı yüksektir. O yüzden pahalı cihazlarla pazara girmek markalar için her zaman daha şeydir. İlk başta bu gelir alabilmek aynen adına. Öyle. Çünkü devam ettirilebilir bir gelire ihtiyaç duyar hı-hı. şirketler aslında. Karlılığın hep yukarıda olmasına ihtiyaç duyarlar. O yüzden de pahalı modeller mantıklı gelir. Cep telefonunda da bu böyledir. Evet. Bakınız Apple yani. Yeni yeni şeylere düşüyor. Adetsel olarak baktığımızda ise kamunun bizden 15 yılda 30 bin adet alımına yönelik bir anlaşma var yine keseceğim demişler. Lafını. Şimdi bak buradaki kamunun hep diyoruz ya TOG'lar polis arabası olmasın diyoruz ya. Taksiciler odasının da şeyi vardı galiba. Ya taksiciler odası alsın eğer. Bence yani, çok mantıklı olur bu arada. Bak, Gürcan Bey işte zamanla bunları açıklayacak, öğreneceğiz. İyi bir teknik servis kurabilirsen yedek parçana ucuz olursa taksici alır seni o zaman.
Başka türlü saçını çalmaz. İlk başta İstanbul'daki şey söylemişti odası da, o zaten her şeye bir şey söylemiş. Her şeyi söylüyor. Yani ben bugün yulaflı ekmek alacağım desem İstanbul taksici odası başkanına çıkıyor. Hayır git buğdaylı al daha ucuz bilmem ne falan diyor. Adam millet yulaflı ekmek alıyor şey diye. Adam her şeyin en iyisini biliyor. Onu geçelim. Ama şeyi isterim bu arada abi. Yani bunun hani en sabit örneğini işte her sene biz IFA için gittiğimizde Berlin'de görüyorum. Berlin'de şeye çıktığın anda, yani işte Tegel Havalimanı'ndan çıktığın anda, hadi şimdi yeni havalimanı da tekrar şey yapıldı, o büyütülen havalimanı, Schönefeld yenilendi. Oradan da çıktığınızda önünüzde ya Toyota Prius falan gibi elektrikli ve işte çevreye duyarlı araçlar, geri kalan hepsi Mercedes'in E-kıtası, Vitos'u gibi, yine hani taksilerden bahsediyorsun. Evet, evet. Araçlar oluyor. Burada zaten hani taksilere Berlin'de bak, kasa olmuş gibi. Prius'larla Mercedes'de arasında fiyat farkı yok değil mi taksimetre? Neredeyse yok. Yok yok. Hayır, hiçbirinde yok. Evet. Aynı zamanda o araçları tabii ki orada Türkiye'de de var taksi olarak alacağınız da, orada Mercedes de kendi taksiye özel bir şey yapmış. Mesela ben onu oradaki bir taksiciden duymuştum. Paketi var. Arka konforu arttıran ve sen bindiğinde hem Mercedes konforunu görüyorsun, hem Almanya'ya ilk adım attığında seni lüks bir araçla karşılamış oluyorlar ve taksi ücreti işte şimdi konuştuğumuz gibi değişmiyor. Evet. Burada TOG olmasa güzel olur. Gürcan Bey diyor ki 15 yılda 30 bin arabayı biz diyor zaten kamuya vereceğiz diyor. Yönelik bir anlaşması var dedi diyor. Anlaşma yapılmış zaten. Evet. Şimdi mesela burada şeffaflık ilkesi gereği ya kamunun ya Gürcan Bey'in bu anlaşmanın hangi kurumlarla falan yapıldığının detayını da paylaşması lazım halkla. Ve inşallah 30 bin adedin 20 bin tanesini emniyet almıyordur inşallah. 15 yılda 30 bin tane, yılda 2 bin tane falan arabaya denk düşer. Çok da büyük bir anlaşma değil. Sıfırdan başlayacak bir şirket için can suyudur. Ama çok da büyük değil. Zaten sen devam et, Gürcan Bey sonraki cümlesinde bunu da açıklık getiriyor. Bunu ilk etapta bir yığın şeklinde alacaklarını düşünmüyorum. Evet. Ya parça zaten parça. Onlar da istemez. Dolayısıyla ilk üreteceğimiz araçlar ve herkes ulaşacak. Yani diyor ki ilk ürettiğimiz araçların tamamını kamuya vermeyeceğiz. Biz insanlara da vereceğiz. Bugünün şartlarıyla kime vereceğiz? Cebinde 600-700 milyar lira parası olan insanlara 1 trilyon yerine bugünün şartlarında 600-700 milyar liraya TOG'un ilk aracı olan SUV'sini vereceğiz diyor. Anlaştık mı diyor. Evet. Yani şimdi imagine diyor. Hayal et diyor değil mi? Okay. Yani çok da ucuza beklemeyin diye zaten söylüyor. Biz 2030'a kadar 5 farklı segmentte 1 milyon 80 bin adet araç üretmeyi planlıyoruz. İlk olarak yılın ilk üretimi 100 bin adet. Sonraki üretimler 175 bin adet olarak belirledik. Ama yoğun talep görmesi halinde 3 ay öncesinde kapasitemizi çok hızlı arttırabiliriz. İlk üretimlerimiz konuştuğumuz gibi C-SUV ile başlayacak. Takip eden dönemde B-SUV ve sedan modelimiz gelecek. Yani biz normalde C-SUV ardından C-Sedan olarak biliyorduk. Bir de B-SUV de olacakmış. Bu sene en azından galiba böyle 300-400 mi demek lazım? O bantlardan başlayan fiyatlarla da bir şimdi sedan Gülcan Bey, SUV gelecek. Geçen hafta yaptığı açıklamanın yanlış anlaşıldığını görüyor. Çünkü biz ne dedik? Sen 5 modeli yıl sonuna kadar nasıl üreteceksin dedik. O da diyor ki, geçen hafta bunu söylemişti. Parça parça o diyor. Hayır diyor, bir yıl sonuna kadar değil diyor. Biz diyor bunu 2030'a kadar diyor. Önümüzdeki üretime geçtikten sonraki 7 yıl içinde üreteceğiz diyor. Yani programı çok iyi dinleyip notlarını alıyor Gülcan Bey. Sağ olsun şey olarak. Ayrıca ondan sonra diyor ki üretim de diyor 100 binden 175 bine çıkacak. Gerekirse yoğunluk gelirse arttırırız diyor. Şimdi ben de burada da diyorum ki eğer TOG'a yurt dışından talep olursa biz gerekiyorsa Türkiye'nin 81 iline her biriyle birer tane TOG fabrikası açarız zaten. Gürcan Bey merak etmesin. Bir fabrikanın değil 81 tane fabrikanın müdürü olur o. Yeter ki o ve ekibi dünya standartlarında dünya ile rekabet edebilecek bir otomobili ortaya çıkartmayı başarsınlar. Türkiye bütün işini gücünü bırakır, tüm kaynaklarını TOG'a da harcar. Ama bunun getirisinin olacağı evet, önemli. Yani eğer TOG göbeğini kamuya satacağı 30 bin tane araca bağlamazsa, vizyonu ihracat olursa, o zaman bu işler neden olmasın? Güzel konuşuyor vallahi müdür. Evet. Ama demek ki müdüre bugüne kadar kimse doğru düzgün sorular sormamış.
O kandırmış da o danışmanlığı ve filan onunla. Kimse senin bir şey söylemeni beklemiyor. Aynen. Sen otur oturduğun yerde bilmem ne filan diye yanlış bilgi vermiş. Hazırlıklar falan gereği şey de olabilir tabii. Artış olabilir bu açıklamalarda artık biraz daha net olsun diye. Devam et. Çok konuşmuş bu hafta ama iyi konuşmuş. Ağzına sağlık. Şarj altyapısında bakanlıkla uzun süredir koordineli şekilde çalıştıklarını belirten Karataş, bizim tavsiye niteliğinde sunduğumuz bir rapor oldu. Bu rapora göre nüfus yoğunluğunun olduğu yerlerde 25 kilometrede bir şarj ünitesi bulundurması planı yapıldı. Nüfus yoğunluğunun düşük olduğu yerlerde ise bu çap 50 kilometreyi buluyor. Öte yandan şarj altyapısının çözümü hususunda bir projemiz yok. Biz işin içinde bulunmuyoruz. Ama bize derlerse şarj ünitesi üretin, gerekirse üretiriz. Şimdi Gürcan Bey'in burada söylediği şey evrensel bir gerçek zaten. Yani nüfusun yoğun olduğu yeri tıpkı baz istasyonu, DSM şirketleri de fazla baz istasyonu, nüfusun yoğun olmadığı yeri daha az baz istasyonu koydukları gibi bir şey. Yani burada şapkadan tavşan falan çıkarmıyor Gürcan Bey. Ama Gürcan Bey'in burada şapkadan çıkarttığı çok önemli başka bir tavşan var. Diyor ki bize siz yapın derlerse biz de yaparız diyor bu işi. Yani şu an Türkiye'de bu işi yapan iki tane büyük şirket var ya. Zorlu. Ve şeyde Sabancı aslında onlar ortaklarından biri oldu. Onlar da rakip oluruz gerekiyorsa diyor. Ancak bak burada şöyle bir şey var. Çok önemli bir şey var. Bunu hangi parayla yapacak? Bu ülkenin parasıyla yapacak. Öyle değil mi? TOG'un şu anda herhangi bir parası var mı cebinde? TOG şu anda böyle bir yatırım yapacak sermayeye sahip mi? Değil. Yani eğer Gürcan Bey şunu söylüyor burada. O hani eski kamu iktisadi teşebbüsleri vardı ya. Elektrikli otomobillerin şarj üniteleri konusunda da gizli bir kit oluşturma niyeti varsa hükümetin diyor. Biz hazırız diyor. Eyvallah o işin de altından kalkarız diyor. Hükümet demeyelim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti şu anda yapmadığı fiber altyapı yatırımını işte atıyorum otoyolların iyileştirilmesi yatırımını filan her şeyi bize verirse hatta biz hepsini de yaparız bunu demin diyor. Yeter ki yeşili göstersinler diyor. Şimdi bizim TOG'dan beklediğimiz bunların hepsini yapması değil. Tabii ki TOG'un otomobilleri için o şarj kitleri çok önemli de. Şimdi bak doğal rekabet diye isimlendirebileceğimiz bir şey var dünyada. Sen Gürcan Efendi iyi otomobil üretmekle ilgilen. Sen eğer 100 bin tane otomobil ilk yıl üretirsen ve 100 bin otomobilin 100 binini birden satarsan İkinci yıl 175 bin yerine sende 300 bin, 400 bin talep gelirse o şarj üniteleri kendiliğinden inşa edilir zaten. Sen onu merak etme. Kimse TOG araç alanların elektriksiz yolda kalmasına göz yummaz. Yani şu an 2 tane adam var. Bu işi yapan Türkiye'de. Gerekirse 22 tane adam çıkar. Bu işi yapan. Gerekirse biz pratik milletiz. Mobil şarj üniteleri üretiriz. Vito'ların, Kangoo'ların, kedilerin arkasına bataryalar yüklenir, yolda kalan arabalı ve hani vurdurma hesabı gidip elektrik pillerine şarj verilir falan. Bunların hepsi halledilir. Nasıl halledilir? Sen yeter ki dünya devleriyle rekabet edebilecek otomobil üret ve o otomobili ucuz fiyata Türk halkına ver. Evet. Şimdiden bunu yapmadan sen işin pil bilmem nesine falan girme. Şimdi eminim ona bunu yapması söyleniyordur da sen o kadar açılma boş ver. Denizin o taraflarına sen otomobile odaklan. Çünkü biz hala ortada yine aynı şeyi söyleyeceğim. Bak şimdi Sayın Genel Müdürün ağzından bal damlıyor. Eyvallah da biz hala bir tane TOG görmedik daha final versiyonu olan. Yani bu kadar anlattığın şeyi havanda su dönmediğini de bize bir göster arada. Şimdi sen bir yandan da şarj ünitesi kısmına girersen benim kafa çok şey almıyor Gürcan Hoca. Çok ağır anlamıyorum bu hikayeyi. Karışacak. O zaman TOG'un ne yaptığını anlamayacağım. Yani otomobil mi yapıyor? Şarj ünitesi mi yapıyor? Tavuktan mı çıktı yumurta? Yumurtadan mı çıktı tavuk? Scooter da işin içinde olacak mı? Bu adamlar ne zaman bayramlıklarını giyip scooter'un yanında fotoğraf çektirecekler? Bilmem ne filan diye. Benim kafa böyle allak bullak oluyor o zaman. Benim zekada standart Türk halkı zekasında. Daha fazla değil. O yüzden lütfen Gürcan Bey böyle dallandırıp budaklandırmasın işi. Şimdi bak mesela çok net söylüyor şunu şöyle yapacağız bunu böyle yapacağız filan. Bundan sonra söylemesi gereken şey hacı bizim araba bu diye çıkması lazım milletin karşısına. Ve o çıktığı arabada da işte yan aynalarımız yok oralara kamera koyduk filan muhabbeti olmayacak. Final diyecek bu artık. Final.
En son çıkan zaten görsellerde normal ayna vardı. Tabi orada paket farklılığı falan filan da olabilir. Sonuçta işte en üst pakette şey kameraya geliyordur. Durumu falan olabilir. Bilmiyorum. Paket zaten çok göreceğim. Farklı bir kelime otomotiv dünyasında. Bu şey gibi hani kendi başına hiçbir anlamı olmayan ama cümle içinde her anlama gelen bir şey var ya. Metin Akpınar'ın tanımı. Evet. Paket de otomotiv sektöründe öyle bir şey. Paket dediğin zaman iş bitiyor. Ne sen ne söylediğini biliyorsun, ne söylediğin adam senin ne söylediğini anlıyor. Evet, o da doğru. Satışa yönelik çalışmalarımız var. Şu anda dünyada olmayan deneyim merkezi tarzında bir yapılanma düşünüyoruz. Ne sadece geleneksel bayi ne de sadece online satıştan ziyade ikisinin de yer aldığı, harmanlandığı bir deneyim merkezi üzerine düşünüyoruz. Her ilde bunlardan bir tane olabilir. Yine yoğunlukla ilgili olarak bunlar planlar değişebilir. Ne demiş. Güzel. Nerede satacaksın demiştik. Söyledi nerede satacağını. Bir deneyim merkezi sistem olacak. Her şehirde de olabilir diyor. Her şehirde bir tane diyor ama tabii ki her şehirde bir tane satış noktası olmayacaktı. Normal standart galeri anlayışı, bayi anlayışı olacak zaten. Şimdi Gürcan Bey şey yapıyor. Çiçek konduruyor üstüne. Yani şimdi bir önceki açıklaması da öyle. Hani 25 kilometrede bir öneriyoruz bilmem ne filan ama şimdi yani her şehirde diyor araba satılacak, bayimiz olacak filan da bir tane de özel bir şey olabilir, olacak değil, olabilir. Bu arada dünyada olmayan dedi de hani farklı bir şey düşünüyorlardır da ben yine şeye gittiğimde galiba Berlin'deydi yine İFA'da doğru şeydeki Kudam dedikleri yerde BMW bayisi var. Merak edip hani yeni araçları falan filan nasılmış kendimce dolaşırken bir girdiğimde yeni nesil i serileri de yeni çıkıyordu. i3, i8 falan. Samsung'la da anlaşmışlar. Samsung'un o dönemki işte S6, S7 ile kullanabildiğim VR gözlüğüne özel bir program geliştirmişler. VR'da sen önünde bir direksiyon falan filan da var. Aracın nasıl bir deneyim sunduğunu hissettirecek bir deneyim bölümü falan da vardı. Araçları da görebiliyorsun, şey de yapabiliyorsun. Hatta şey diye de sormuşlardı. Denedikten sonra hoşunuza gittiyse size de şey için, gerçek deneyim için randevu veririz demişlerdi, verebiliriz demişlerdi. Yok demiştim hani ben teşekkür ederim ona vaktim yok falan diye. Çünkü zaten geri döneceğim. Hani nasıl bir şey düşünüyorlar o da önemli. Mercedes'in, Samsung'un, Bayer Motor Fabrikası'nın bu işi nasıl yaptığının çok fazla bir önemi yok. Dünyanın her yerinde bu işin yapıldığı bir tane yöntem var. O da bayi satışı. Dedim ya Gürcan Bey çiçek koyuyor şimdi üstüne diye. Yani biraz böyle artık şeye giriyoruz. Hani söyleyecek daha fazla lafımız kalmadı ya. Böyle laf salatası yapalım. Biraz köpürtelim olayı filan diye. O yüzden bunları çok ciddiye almamak lazım. Bu olabilir dediği sistemlerden Ankara, İstanbul, İzmir dışında hani daha şöyle söyleyeyim. Büyükşehir belediyesi formu dışındaki şehirlerde olmayacağını hepimiz biliyoruz zaten. O yüzden yani onu geçelim. Çünkü hiçbir yönetici ne yazık ki Türkiye'de ya benden bu kadar, elimden bu kadar geliyor, daha fazlası gelmiyor diyemediği için Gürcan Bey devam ediyor. Ya da şey garip hani, şey dağıtmaya, mavi boncuk dağıtmaya. Hem online satış hem bayi ikisinin birlikte olacağı durumu tamamlayayım. Şu anda zaten bayiden online'dan alabiliyorsun. Bayiye gidip arabaya bakacaksın, online satın alacaksın gibi bir şey herhalde. Yoksa ne, yani dünyada online satışa otomobil nerede yapılıyor? Sadece online satan da bir yer yok ki. Bayisi her markanın şeyi i̇şte var. İşte dedim ya Gürcan Bey. Ha hadi Tesla olabilir belki şey için birçok ülke için hani şeyde olmasa bile Tesla Store mesela sadece Berlin'de olsa ülkelerde. Aynen orada da alabiliyorsun. Tamam hadi bakalım yedik devam et. Son olarak güvenlik kısmına değinmiş zaten. Allah Allah biz bu güvenlik kısmını nasıl konuşmuştuk değil evet. mi? Çok hani sadece vaat değil güvenlik 5 olması. Diyor ki TOGG'un uluslararası testleri devam ediyor. Amacımız Euro NCAP'te 5 yıldız almak. Şu ana kadar gerçekleşen testlerde gayet başarılıyız. Bu zamana kadar 9 testten başarıyla geçtik. Bu testler için toplamda 60'tan fazla araç üreteceğiz. Bu üretimleri tecrübeli ekibimizle Gebze'de bir noktada gerçekleştiriyoruz. Bunu yurt dışında da yapabilirdik ama hız ve esneklik için Türkiye'de yapmayı tercih ettik. Şimdi bu çok güzel bir şey. Biz bunu sormuştuk. Mesela NCAP'ten kaç puan alacak? Hedef ne bilmem ne filan diye. Hedef 5 yıldız almak. Evet. Zaten bugün nasıl dünya vardı? Otomobillerinin dünya markalarının çıkan otomobillerin tamamı 5 yıldız alıyor zaten. O yüzden 5 yıl neredeyse 5 yıldız. 5 yıldızın altında almak iyi bir başlangıç güvenlik açısından. En kötü 4 şeydir. Değil zaten. Ancak burada Gürcan Bey'in söylediği şeylerde şimdi benim kafa az çalışıyor, çok çalışmıyor. Benim anlayamadığım bazı hikayeler var Aydo. Şimdi diyor ki biz bugüne kadar diyor 9 testten başarıyla geçtik diyor. Şimdi ben biliyorum ki ortada TOGG'un bir arabası henüz yok.
finalize olmuş bir araba henüz yok. Olmayan araba, prototiplerle mi bu 9 testten geçiyorlar, geçtiler? Ya da aslında finalize edildi, testlerden şey olabilir. Şimdi aslında açıklanabilecek bir araç vardır. Yani artık prototip bir şey olmuştur. Testlerdeki duruma göre de düzeltme yapabilirler ya. Belki ondan dolayı şu an bekliyor. Testlerde de başarıyla geçip Eurocup'tan 5'i alırsa. Benim kafam evet, aracımız bu. Testlerden de geçtik. Şimdi ondan sonra diyor ki 9 tane testten başarıyla geçtik. Bu testler için diyor toplamda 60'tan fazla araba üreteceğiz diyor. Hani testlerden geçmiştin? Daha devamı da varmış demek. 9'undan geçti. Şimdi 9'unda geçene kadar kaç tane ürettin? Ha, o bu bilgiler belli. Yok yani. Burada bir tutarsızlık var. Şimdi Euro NCAP'e 20 ya, tane mi göndermek gerekiyordu? Benim öyle bir şeydi. Eğitimim filan TOG projesinde o bayramlıklarını giyen arkadaşlar kadar iyi değildir. O yüzden benden ve standart zekası en iyi ihtimalle ya da benden %10-%15 daha yukarıda olan Türk halkından bunları böyle Gürcan Bey'in anlattığı netlikte anlayabilmeyi beklememesi lazım. Gürcan Bey gibi hayatı yurt dışındaki global şirketlerde yöneticilik yaparak geçmiş olan bir adamın. Şimdi bak mesela ben bu cahil halimle diyorum ki bugüne kadar 9 testten başarıyla geçtiğin zaman kaç tane araba ürettin o iş için diyor. Hatırlarsan biz burada geçen haftalarda şeyi de sorduk. Ya o TOG'u nerede üretiyorsun diye de sorduk. Şimdi diyor ki Gebze'de bir noktada gerçekleştiriyoruz. Üreteceğiz, gerçekleştiriyoruz. Üreteceğiz gelecek zamanda. Testlerden geçtik. Geçmiş zamanını gerçekleştiriyoruz şimdiki zaman. İşte bak benim kafa karışıyor böyle hikayede. Yaptın mı, yapacaksın mı, yapıyor musun? Gibi bir şey kavuruyor aklımda. Bunu diyor yurt dışında da yapabilirdik. Burada da kendisini göreve getirenlere şey yapıyor. Ne derler? Mesaj veriyor. Allah'tan yerli ve milli tanımını kullanmıyor. Zaten arabanın kendisi yerli ve milli ya şey anlamında. Yapıyor ama hız ve esneklik için Türkiye'de yapmayı tercih ettik diyor. Herhalde NCAP'in genel merkezi Türkiye'de. NCAP testleri Türkiye'de yapıyor diye tahmin ediyorum. Yani sen otomobili NCAP'e götürmüyorsun. Ya da götürüyorlarsa bile bugüne kadar tüm dünyadaki otomobil şirketleri arabalarını Türkiye'ye getirdiler. Mesela Manisa'yı falan getirdiler herhalde. Avrupa'da yaptırmak yerine Kocaeli'nde, Gebze'de yaptırdığı zaman hız ve esneklik olarak bu testlerde daha öne geçiyorsan eğer sen. Değil mi? Yakın mı? Öyle mi hız ve esneklik? Nasıl bir hız ve esneklikten bahsediyoruz? Ha şu mu? Gebze otosanayiye daha rahat gidiyoruz. Bulunduğumuz yer Gebze otosanayiye çok yakın. Usta arıyor, bir sorun var. Basıp gidiyoruz, neyin olduğunu müdahale. Eyvallah, ben buna da razıyım. Eğer bizim aracı Gebze otosanayideki ustalar üretecekse ve yıllık 100 milyon üretime, 100 milyon muydu, 10 milyon muydu? 100 bin miydi? Kendi söylüyor. Yani 175'e kadar çıkacaktı. 100 bin üretimi Gebze otosanayideki ustalar altından kalkacaklarsa ben buna da şeyim, ne derler, razıyım. Gürcan Bey'i altın değerindeki bu şeyleri için, açıklamaları için çok teşekkür ediyoruz ama bizim de anlayabileceğimiz dilde açıklamalar yaparsa daha iyi olur diye şey yapıyor, düşünüyor. Çünkü şöyle bir şey var. Lütfen bunu bir kendini beğenmişlik olarak filan gibi de kabul etmesin. Bu olabileceğini söylediği yeni deneyim merkezi filan gibi yerlere kafası benim kadar çalışmayan Türkler de gelecekler. Benim evet. Kafayı bu kadar karıştırdıysa onların kafa allak bullak. Yani şundan korkuyorum. Adam TOG'un deneyim merkezine gidecek, görüşecek. Oradan çıkıp gidip BMW alacak. Aklı karışmış. Çünkü öbür taraf daha net bilgi veriyor. Filan ya. Şöyle diyor, böyle aynen diyor. Öyle. Yani hani olabilir, olacak, oldu filan filanlarla değil. Daha net bilgiler veriyor filan diye. Biz TOG'un iyi haberlerini doğrudan Gürcan Bey'in ağzından duymak konusunda çok hevesliyiz. Lütfen önümüzdeki bir ay, şu büyük olay belli oluncaya kadar bir ay doldurmaya devam etsin. Sonra bunların tamamını zaten bir paket olarak açıklayacaklardır. Açıklamaları evet. Gereken yerde. Ya zaten işte bu bir planın parçaları. Yani biz söylüyoruz diye Gürcan Bey bunları açıklamıyor. Gürcan Bey de zemin yapıyor. Çünkü büyük bir satın alma olacak. Yani büyük bir satın alma, büyük bir masraf yapılacak orada. Bilmem ne olacak falan ya. Onun şeyini yapıyor. Hani şimdi dile getiremediğimiz o olayın altlarını yapıyor Gürcan Bey de. Lütfen devam etsin yapmaya. Biz de böyle iki geveze burada sanki Gürcan Bey bize cevap veriyormuş gibi konuşmaya devam edelim bu hikayeyi. TOG'u bekliyoruz. Biz bugünün şartlarında 700 milyon ve fitiz, öyle değil mi? Yani. Yani mecburuz fit olmaya. Ya gönül ister ki böyle bir güzel indirim olsa 500 olsun. Burada, 500 olsa da kim olacak? Burada şöyle bir şey var.
Gürcan Bey'in söylediklerinden TOGG'un dünya standartlarında ki rakipleriyle rekabet edebilecek tarzda bir tane elektrikli otomobili, ilk otomobil olacak olan SUV'yi 200 milyara satmayacağı artık kesinleşti. Hiçbir 200 milyara gelmeyecek bu arada. Okey. Şu anki durumu şu günümüzde. 300'e 400'e 500'e gelmeyeceği de kesinleşti. İlk gelen aracın evet. İlk gelen aracın ama ilk aracın. Yok ilk gelen aracı. Yani, okey hani... tamam yani bunun hayalini kuranlar artık Gürcan Bey bu açıklamayı yaptıktan sonra o hayalden vazgeçsinler artık. Ama ben şuna razıyım. Dünya devlerinde rekabet içindeki bir elektrikli SUV'yi TOGG bugünün şartlarında Türkiye'de 700 milyara satabiliyorsa buyursun satsın. Başımızın tacı olur. Hayır. Burası doğru. Paket benim için önemli değil. Giriş bir şeysin işte. Platinum Plus. Kameralı olur, kamerasız olur. Hiç fark etmez. Paket önemsiz. Bugünün şartları, işte alalım bugünkü dolar kurunu, 700 milyara bölelim kaç bin dolar. Onların 2000 bilmem kaçta çıkaracaklar araba kaç bin dolara gelecek. Ona bakalım şey olarak. Bir de Gürcan Bey bir laf arasında şeyi de söylesin bence. Hani bu elektriği yapabiliriz bilmem ne olabilir filan hikayeleri var ya. Vergi avantajı da bekliyoruz desin ki. İçten yanmalı bir arabadan çok daha ucuzu satabileceğiz lafını da söylesin. O zaman bütün Türkiye hep birlikte ayağa kalkalım. Gürcan Bey ve ekibini ayakta alkışlayalım o zaman. O zaten şart. Hani normalde zaten elektrikli araçlar için vardı tüm dünyada olduğu gibi. Şimdi 2040 muhabbeti de var biliyorsun. Hani 2040'ta artık içten yanmalı araçlar Türkiye'de de üretilemeyecek. Ama gelen elektrikli araçların bir önü kesildi şu an %60'a çıkartarak şeyi, ÖTV'yi. Şimdi benim vergi indiriminden kastım, TOGG'a yönelik vergi indiriminden kastım, rakiplerin vergi oranlarını yükseltmek değil. Aynen, işte o kötü. TOGG'unkini düşürmek. O yüzden aynı şeyden bahsetmiyoruz seninle. İşte yok hani normalde beklenti oydu. Ben sana, ayar vereyim de alması gereken anlasın diye şey biliyorum, biliyorum. Şimdi. Hani göreceğiz. O zaman devam edelim. Baktığımızda Counterpoint 3. çeyrek açıklamaya devam ediyor ve bu sefer de akıllı saat pazarıyla alakalı da bilgiler görülüyor. Geçtiğimiz yıla göre %16 bir artış var pazarda. Artık ilgi akıllı saate fazlasıyla artıyor. Burada Samsung'un da bir artış olduğunu görüyoruz ama özellikle akıllı saat konusunda en çok dikkat çeken markalardan biri olan Apple bir düşüşte. Bunun sebebi özellikle seri 7'nin de biraz o gecikmesinden kaynaklı olabildiği görünüyor. Geçen seneye göre hala birinci olmasına rağmen %10 daha az bir pazar payı elde etmiş. Bir de özetim şöyle bir şey. Apple Watch kullananlar tamamen iPhone kullanıcıları. Evet. Öbür taraftaki rakipler ise Android kullanıcı. Yani bir platform savaşı tarzında bir şey de var. Ve Apple'ın şeyini düşürmesi, satış rakamını daha doğrusu oransal olarak yani diğer tarafın daha hızlı büyümesi çok normal. Şimdi birinci kim, ikinci kim? Birinci Apple, ikinci Samsung. Payını azaltmasına rağmen evet. Hala birinci. Aynen. Okay. İkinci Samsung, üçüncü Amazfit, dördüncüsü Imo isimli bir şey ama görmüştüm adını. Beşte Huawei var. Bir de tabii ki diğer paydalar var. Süper. İnsanlar akıllı saat kullanmayı her geçen gün daha da alışıyorlar. Daha da normalleştiriyorlar. Ben artık kullanmıyorum. Çıkarttım kolumdan akıllı saati. Çünkü gözüm görmüyor. Gözlerim bozulduğu için o notifikasyonları falan okuyamıyorum. Uyarıları okuyamıyorum. Okuyamadığımda da bana çok fazla bir şey sunmadığını düşünüyorum kol saatinin. Kol saatini çıkarttım kullanmıyorum ama kullanan arkadaşlarımız tabii ki devam etsinler kullanmaya. Huawei'nin son cihazı süper bir cihaz benim evet. Gördüğüm kadarıyla. Bizde kim kullanıyor onu? Yıldıray abi ben. Yıldıray kullanıyor. Süper. Daha geldiğinde bir de o özellikle o şeyi baklalı sevdiği için. Gözüm görse ben de kullanmak isterim öyle söyleyeyim. Ben hiçbir zaman bu işte adım atmam, kalbim şu kadar hızlı arttı, bu kadar nefes aldım falan hikayeleriyle çok fazla şey yapmadım. Ben bakıyorum orada. Ama bilgilendirme yani cep telefonunu kullanmayı kolaylaştıran bir aparat olarak benim işimi çok şey yapıyordu, görüyordu. Üzgünüm ama göz bu yani hani yapacak çok da fazla bir şey yok. Ben arkadaşlarımıza da henüz kullanmayan arkadaşlarımıza da bütçelerinin yettiği oranda bir şey alıp kullanmalarını ayrıca öneririm. O da ayrı mevzu. Pazar böyle büyüyor. Evet. Şey olarak.
Ama gitgide güzelleşiyorlar. Şeyi de çözerse işte Samsung, Apple kanadı ya da aslında Huawei dışındaki, bir de Amazfit'i de dahil ederiz burada kesinlikle. Amazfit ve Huawei dışındakiler şu batarya süresini de çözerlerse zaten iyice şey olur. Sen her geçtiğimiz haberde biraz daha kötüleşiyorsun. Hastalığın evet. Böyle biraz daha kusura bakmasınlar bu arada. Çıkıyor. Şey olmasın. Aynen öyle. Sesten o yüzden hızlanalım biraz. Cuma raporunu bir an önce bitirelim. Seni istirahat ettirelim. Haydi. Sağ olasın abi. Geçen hafta aslında biz işte benim vize muhabbetlerinden dolayı Perşembe günü çektiğimiz bir durum vardı. Cuma günü de Dimensity 9000 tanıtıldı. Biz Eren'le beraber bir değerlendirdik. Hı-hı. Ama şimdi birazcık daha detayları var. Çünkü sonradan işte Snapdragon'un da geçen hafta konuştuğumuz 8 Gen 1'in de testi ortaya çıktı. Neredeyse aynı puan almışlar. Yani artık MediaTek 9000 serisiyle beraber Snapdragon'u da yakalamış gibi görünüyor. Bu sefer çekirdekleri de bölmüşler. Bir ultra çekirdeğimiz var. Bir performans çekirdeğimiz var. Bir enerji verimliliği var. Tabii bunların sayıları değişiyor. 4 nanometreye geçiyor ve bu açıdan genel toplamda baktığımızda aslında çok çok iddialı şimdi hale geldi MediaTek. Dimensity'nin yeni işlemcisi 4 nanometre, Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 1'i 4 nanometre değil galiba, değil sanırım mi? Sanırım değil, evet. Ya da şu anda daha işte detayları açıklanmadı ama açıklansa bile ilk olmayacak. İlk olmayacak. Her iki işlemcinin de ilk hangi cihazlarda kullanılacağı henüz belli de değil. Sadece daha bugün işte tam şeye gireceğimiz zaman 8 Gen 1 için Realme'nin galiba yeni şeyi GTC ile beraber GT2. GT2 Pro'da aynen, Realme Snapdragon'ın yeni işlemcisi olan 8 Gen 1'i kullanacağını bugün duyurdu. Aynen. Eğer böyleyse de zaten şöyle de bir durum var. Dimensity kesin Xiaomi kullanacak. Eğer böyleyse değil. Böyle işte adamlar duyurdular yani. Yok hayır. Durum yani şey Realme şeyi kullanacaksa Poco'da ya da şeyde kesin Xiaomi'de Dimensity 9000'i ilk kullanan olacak bence. Muhtemelen öyle olacak. Ve artık sentetik testlerde de birbirini yakalamış görünüyor evet. İki marka. Yani bu da demektir ki işte bu sentetik test dediğimiz Antutu bilmem ne falan diye çoluğun çocuğun eline düşen testler ya eşitlikçi davranıyorlar ya Snapdragon 10'ları 2022 ödemesini henüz yapmadı. 2021 şeyine göre ne derler puanına göre eşit çıkıyorlar. 2022'de de ödemeyi kimin yapacağı belli olmaz. Bakarsın MediaTek daha fazla aynen. Para verir. MediaTek ürünleri yukarıda çıkar. Şimdi ben tahmin ediyorum ki Aydo biz Ocak ayının 10'u olmadan bu cihazlardan en az bir tanesini elimize alırız. Bana da öyle geliyor, evet. Ya çok hızlı bir şekilde hayatımıza ya Snapdragon 8 Gen 1'li ya da Dimensity 9000'li bir tane cep telefonunu mutlaka elimize alırız. Yani çoğu çok arkadaşlarla paylaşmamız izin verilir mi, verilmez mi, NDA bilmem ne falan hikayeli yüzünden ama bu çok hızlı bir şekilde üretime girmiştir, girecektir ve dediğim gibi 15 Ocak olmadan biz bu cihazları görürüz. Özellikle zaten ben her iki versiyonunda şeyde bol bol örneklerin olacağını tahmin ediyorum CES'te. Ondan önce Türkiye'ye bile gelmiş olur. CES'te Barcelona'da çok çok olur. CES öncesi de Türkiye'de, pardon hemen CES sonrası da Türkiye'de görmeye başlarız. Barcelona'dan önce biz bir inceleme yapmış oluruz bence de kesinlikle. Ben de öyle tahmin ediyorum. Bu arada tabii ki Snapdragon ve şey konuşmuştuk, Snapdragon'un isim değiştirdiğini, buradan aslında Dimensity'nin de MediaTek'in de bir değişikliğe gittiğini, 9000-7000 diye geçecek, artık binlere çıkıyor 800'lerden. Onu da söylemiş olalım, orta seviyede 7000'i kullanacak. Burada evet bir isim şeyleri var ama çok da önemli değil, önemli olan bizim elimizdeki alışacağız. Performans. Evet, bir de isimlendirmelere alışma süreci var tabii ki. Devam ettiğimde, gerçi biz bunu bir iki kere daha söylemiştik galiba, WinUp tekrar geri dönüyor. WinUp döneceğim deyip dönemiyor bir türlü. Evet, en sonunda döneceğim deyip dönememişti ama bu sefer gerçekten... Sürekli birileri WinUp satın alıyor, geriye çok daha kuvvetli döneceğiz diyor, dönemiyor, başkasına satıyor. Evet, ben bir beta kaydı yaptım, eğer olursa bir bakarız da ama şöyle de bir durum var şimdi, güzel bir şey tabii ki. WinUp hani o 90'lı yıllardan 2000'lere kadar videosun medya player'ının dışlanmasına sebebiyet veren çok güzel bir şeydi. Kendince temanı yapabiliyordun. İşte orada şarkıları şey yapıyordun, indiriyordun sonuçta falan. Şimdi işte o indirme şeyi kalmadığı için sonuçta herkesin işte cebinde Spotify'ı var, işte Apple Müziği var, Tidal'ı var, bilmemesi var. İnsanlar WinMP bilmiyor mesela. Doğru, sen WinMP biliyor musun? O bir kat hatırlar. Bilmiyor. Ha, tamam. Ya bak mesela doğuştu bilmiyor yani. Winamp'ten ne dinliyorum özelliğini MSN'de açma vardı bir de. Duymadım zaten, öyle bir söyledi ki başındaki harfi kaçırdım. Winamp. Aynen.
Bak mesela bilmiyor. Daha küçükken Winamp diye söylermiş. Genç insanlar bilmiyor. Genç insanlar bilmedikleri için Winamp'in tekrar geriye dönücük olması falan kimse ilgilendirmiyor. Bana yani bir nostalji olup böyle heyecan da ekledi bunu. Sen kendi nostaljin yüzünden Cuma Arpa'nın işgal ediyorsun. Winamp'le dolduruyorsun. Ama kesinlikle bir su için. Çok güzel, çok güzel. Winamp çarptı. Takati kalmadı çocuğun. Ama ben gerçekten bir şey yaptım. Beta kaydını yaptım. Hatta unutmazsam... Gaza geldim diyorsun. Açıklama bölümünde de meraklı olanlar için yaparım ama dediğim gibi benim oradaki tek kafama takılan şeylerden biri şu. İyi güzel de biz orada neyi dinleyeceğiz hani? İşte Spotify'a entegre çalışabilecek mi? Şey olacak mı? Vallahi adam, ben umursamayan bir insan olarak bilemem diyorum sadece. Yani ben bunları bilmiyorum kardeşim diyorum. Göreceğiz diyelim. Bir de... Winamp her satışta fiyatı da düşüyordur bunun. Yakında satmaya bile gerek kalmazlar yani, şirketi devretmeye bile, hayatımızdan tamamen çıkar gider bence. O kadar ucuzlarsa ben alayım bari, ben devam ettim kendimce. Ben evde takılırım tek başıma, şey yapmam. Ay çok güzel. Şeye sunmadan. Bir diğer yandan IDC tabii bu kendi raporu şu anda ücretli olduğu için sadece şeyi görebiliyoruz. Kendi başkanının Twitter'dan paylaşımına göre 2021'in en çok satan 5 telefonunu paylaştı. 2021 bitmeden 2021'in en çok satan 5 telefonu. Şu ana kadar demek lazım. Aynen. Okay. Büyük ihtimalle şeydir hani Q3'e kadar denenebilir. Q3 raporları da çıktığında şu ana kadar ki diye düzelteyim hatta ben. Belki de öyle paylaşmıştır. Ben hani genel tutmuşumdur. Tamam. Öyle bir ihtimal de olabilir. Şu ana kadar ikinci sırada şöyle söyleyeyim size. Samsung A12 var. Geri kalan iPhone 12 ve 11 serisi. İlk 5. Aynen. Yani birinci sırada en çok satılan iPhone 12. İkinci sırada Samsung Galaxy A12. Üçüncü sırada iPhone 11. Dördüncü sırada 12 Pro Max. Beşte de 12 Pro var. Şimdi ben şaşırıyorum buna. Şöyle şaşırıyorum. Samsung'un en çok satan cihazının A12 olmasına şaşırıyorum. Ayrıca listenin geri kalan dördünün de üst seviye iPhone olmasına şaşırıyorum. Yani Samsung A12 alt seviye bir cihaz. Çok bir de dip seviye. Dip ya, aynen. Dünyanın her yerinde dip. Ona rakip olacak ondan daha iyi fiyata en az 10 tane telefon var tüm dünyada. Bu 10 telefonun 6-7'si Xiaomi'nin zaten. Yani dünyayı halklı ve ucuz telefonu yöneliyor desem bu sefer geri kalan liste iPhone'larda dolu ve iPhone'un da en eski modeli iPhone 11. Yani. 3 senedir. Tamam. iPhone'un 3 bu listenin ilk 5'inde yok. Niye? Zaten çünkü yılın yarısında çıktığı için yok şey olarak. Çok garip bir liste. Bunun tamamı yarın öbür gün şeye düşer yani açık kaynaklara düşer. O zaman tamamını da görürüz ama büyük bir ihtimalle 5 ile 10 arasında da yine iPhone'ları görürüz diye tahmin ediyorum. Garip bir liste. Vallahi ben şey yapamıyorum. Yorumlayamıyorum yani. Nasıl yorumlamam gerektiğini bilmiyorum. Yani iki tane gariplik durum var zaten. Ucuz alanlar, yani ucuz telefon arayanlar falan filan direkt A12'ye yönelmiş gibi. Geri kalan da ya biz iPhone'umuzdan devam edelim demiş gibi. Tabii globalde evet. Yani iPhone'un fiyatları da pahalı olsa da şey değil. Zaten ben burada şeye şaşırdım mesela. Pro Max'in Pro'dan fazla satmasına ya da minilerin girmemesine. Ha şey olabilir yine. Yine bir galiba daha önceki bir raporda da şeyden bahsetmiştik. Dünya genelinde çok satılan şeylere bakarken ben 12'yi 12 mini ile beraber sayıyorlardı. Bilemem. Burada öyle bir şey var mı bilmiyorum. O zaten işte raporun detayları çıktığında olur. Mini dahilse mantıklı, değilse mini falan varken Pro Max'in mini'yi geçmiş olması falan bir kafamı karıştırdı. Ama göreceğiz. Son iki haberimize geliyoruz. Son iki haberimizi de M. Günhan 22 nickli diyelim. Takipçimiz paylaştı. Mahlaslı arkadaşımız paylaştı. İlki Starlink olayı. Starlink'te Türkiye'nin de dahil olduğu durum için bir şey açıkça bir bilgi verildi. 2022 yılı sonuna kadar yani yıl içerisinde çoğu Avrupa'da olan 45 tane ülkede faaliyeti geçeceği duyuruldu. Şu anda zaten Avrupa'nın da belli başlı ülkelerinde nerelerde? Kanada, Amerika, Birleşik Krallık, Almanya, Yeni Zelanda, Avustralya, Avusturya, Fransa, Hollanda, Belçika, Danimarka, İrlanda, İsviçre, Portekiz, Şili, Polonya, İtalya, Çek Cumhuriyeti, Meksika, İsveç'e, Hırvatistan'da şu anda var. 2022 yılı içerisinde Türkiye'de dahil şey olacak. Ama tabii bunu biz defalarca konuşmuştuk. Benim merak ettiğim nokta BTK'nın vesaire ne gibi ya da işte buradaki kurumsal düzeydeki şeyleri nasıl bir şey yapacağı, aksiyon alacağı. 2022 yılı sonuna kadar diyor ya.
ne zaman başlayacağını söylemiyor bu dağıtımın. Yani Türkiye'deki... Türkiye'yi hadi sonu diye düşünebiliriz bence, 2022 sonu. Yani ben de bilmiyorum. Ben de şeyi merak ediyorum. Buna nasıl izin verilecek? Hala o modemler Türkiye'ye nasıl girecek? Yani filan filan gibi konularda hala soru işaretim var. İlk örneklerini umuyorum ki 2021'in sonu, hemen 2022'nin başında görürüz. Yani burada çünkü ben biliyorsun kepazeli çıkmasını bekliyorum. Yani ben de yaparsın yapamazsın, bunu gümrükten çekersin çekemezsin filan dertlerinin olmasını bekliyorum. Şu anki kurulum sisteminde bakalım göreceğiz. Tabii şu anki bir de kurum sisteminde nasıl bir fiyatlandırma ortaya çıkacak o dönemde. Fiyatı belli işte zaten diyor. Sen yani TL'nin kaç lira olduğuyla ilgilenmiyor ki. O yüzden de belki şeyle uğraşmayabilirler. Doge'a bağlar en iyi ihtimalle. Yani dolar olmasa Doge olur yani. Yani nasıl bir şey çıkacak gerçekten merak ettiğim ve görmek istediğim bir durum. Düzenleme konusunda neye takılacaklar ya da oradan nasıl sıyrılacak göreceğiz. Son haberimize geldiğimizde ise Netflix'te Spotify'ın ortaklığı var. Aslında hani bu ortaklık tabii ki şirket bazında değil, bir dirsek teması olarak görüyoruz. Evet. Ne yapmışlar? Netflix'te çok fazla sevilen dizi falan şeyler varken zaten Spotify'da bunları, müzikleri bulunuyordu. Ama direkt soundtrack olarak değil de müziğin adını bulup Spotify'dan dinleyebiliyordun ya da meraklıları Netflix'te kendi profilinden bazı şeyleri sana liste halinde sunabiliyordu. Şimdi ise Netflix Hub diye bir şey çıkıyor Spotify'ın içerisinde. Bütün dizi ve filmlerin neredeyse Netflix'teki soundtrack'lerine, işte podcast'lerine falan filan ulaşabiliyor. En azından sınıflandırma yapıyor Netflix, pardon Spotify kendi içindeki kütüphanesinde. Büyük ihtimalle o Netflix'in içine de girer bir süre aynen sonra. Aynen öyle. Ve... Ha? Hani mesela kategorisine mi soktu? Aynen. Özel bir kategori çıkartıyor. Spotify'da bir kategori evet açıyor. O kategoriye girdiği zaman Netflix yapımlarının, filmlerinin, dizilerinin, müziklerine de Spotify'da mevcutlarsa, ki çoğunlukla mevcutlar, tek tıklamayla ulaşabiliyorsun. Mesela ileride Netflix'in içinde de hani dinledikten sonra şey gibi, önceden band çıkar diye bu müziği dinlemek için işte 33-45'e işte Zelda yaz gönder falan filan diye. Bunda da bence şey olabilir. Dizinin bölümü bittiğinde işte ya da çıkarken hani Spotify'dan dinleyebilirsin falan diye Spotify'a ekle gibi butonlar çıkabilir. Ben Spotify zaten kullanmadığım için mesela şu haber benim hiç ilgimi çekmiyor. Ha, meraklılar için kolay bir güzel de bir şey olmuş tabii ki böyle iki büyük şeyin yapması. Kolayca en azından orada bu işte. Bu zaten tamamen bir kısa yol aslında evet. Yapılan şey. Yani insanlar o filmlerin, dizilerin, müziklerine daha kolay ulaşsınlar diye bir shortcut yapmışlar aslında. Çok da matah bir şey değil. Ama anlaşmaları gerekiyormuş demek ki. Oturup koklaşmışlar, anlaşmışlar, yapmışlar. Böyle bir şeyde ortaya çıkmış diyelim ve sonuna gelelim. 182. Cuma Avrupa'nın sonuna gelelim. Sadece M. Günhan 22 nickli arkadaşımızdan değil, tüm izleyicilerimizden haber önerileri bekliyoruz. ersinetvp.com.tv, aydoğanetvp.com.tv'den bir tanesine mail atabilirsiniz. Önümüzdeki sosyal hafta 183. Cuma Avrupa'yla eğer Aydoğan iyileşebilirse Aydoğan'la birlikte karşınızda olacağım. Tabii ki eğer Aydoğan iyileşirse ve ben hastalanmazsam. Evet, öyle bir gerçek var. Kusura bakmasın olacağız. Bu arada kimse lütfen. Hastalık durumu bence kusura bakılacak bir şey değil. O ama yine böyle YouTube'un, kulağa şey YouTube'un çok bilenleri tabii ki rahatsız olacaklardır bilmem ne filan filan ama yapacak bir şeyimiz yok. Yani hastalık durumu diye bir durum söz konusu. Önümüzdeki hafta şey yaparız. 183. Cuma raporuyla Allah izin verirse, kısmetse karşınızda oluruz. Görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.